Tuhan suresi 29. ayette kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Duhan suresi. Duhan kara bulutlar anlamına geliyor. Felaketi haber vermek için kullanılan bir tabir olarak geçiyor. Şimdi asıl maksat Mekke'nin ileri gelenlerini yıkılışla tehdit etmek. Oradan yola çıkarak tarihten örnekler verdi. Oradan sözü Mekke'ye getirdi. Mekke'de de Mekke'ye hükmeden bu adamların kara bulutlara düçar olacağını ve bir gün helak olacaklarını söyledi. Böyle tarihten örnekler gösterdi. Çeşitli şekillerde bizi dolandırdı. Şimdi konuyu İsrailoğullarına getirerek Mısır'dan söz açılmışken İsrailoğullarını da örnek gösterdi. Tam o örnek devam ediyordu. Orada kalmıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Burası 30. ayette kalmıştık. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ İsrailoğullarını kurtarmıştık. مِنَ الْعَذَابِ الْمُح۪ينَ Aşağılatıcı bir azaptan. Buradaki azab-ül muhin dediği şey İsrailoğullarının Mısır'da köle muamelesine tabi tutulması ve onların Firavun tarafından sürekli olarak ezilmesi. Buna aşağılatıcı bir azap diyor. Yani azap böyle adamın kafasına kaynar su dökmek değildir. Türkçe'de azap hemen böyle anlaşılıyor. Bir halkın bir ülkede köle olarak yaşaması, köleliğe maruz bırakılması, özgürlüğün elinden alınması, aynı zamanda Kur'an lisanına göre aşağılatıcı bir azaptır. İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık demek, İsrailoğullarını Mısır'daki kölelikten kurtardık demektir. Min firavune. Evet, zaten söylüyor işte. Min firavune. Firavun'un aşağılatıcı azabından İsrailoğullarını kurtarmıştık. İnnehu, muhakkak ki o, yani Firavun, kâne haliyen minel musrufîn. Kendini yüce gören ve hak yiyen birisiydi. Şimdi haliyen ali, kibirli, kendini yüce gören demektir. Musrufin de israf edenlerden birisiydi. İsraf edenlerden kendini yüce gören birisiydi. Şimdi buradaki israf kelimesi Türkçe'de bildiğimiz israf değil. Musrufin müsriflerdendi. İsraf, burada kullanılan israf, başkasının hakkını yiyen anlamındadır. Mesela kulu veşrebu ve la tusrifu innehu la yuhibbul musrifi. Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Yemek duası olarak bu çokça okunur. Yani hocalar böyle hemen yemekten sonra böyle dua okurlar. Yani sofrada bulunan böyle artıklar, israf etmeyelim, sağ sola işte ekmek tıkırıntısı kalmasın falan gibisinden anlarlar. Öyle yemeğin kabını böyle iyice sıyıracaksın, hiç kalmayacak genelde artık. O zaman israf olur. Yani Türkçe'de israf saçıp savurma olarak kullanılıyor. Yani yiyiniz içiniz de saçıp savurarak yiyiniz içmeyiniz demiş oluyor ayette. Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Allah israf edenleri sevmez. Bunun tam karşılığı şu. Yiyiniz içiniz ancak kendi emeğinizle başkasının hakkını yemeden yiyiniz içiniz. Allah kendi emeğiyle değil de başkasının hakkından yiyerek yaşayanları sevmez.
Tam demek istediği budur. Burada musrif kelimesi Firavun için kullanılıyor. Gördüğünüz gibi yiyici demektir. Başkasının hakkını yiyen demektir. Firavun demek ki kendi emeğiyle geçinen, kendi alın teriyle geçinen birisi değildi. Başkasının hakkına el koyan, artı değeri alan, başkasının ürettiğinin bir bölümüne veya büyük bir çoğunluğa veya tamamına el koyup öyle yaşayan kişilere musrif denir. Bu olaya da israf denir. Demek ki israf, başkasının hakkını gasp etmek demektir. Türkçe'de şöyle kullanıyoruz. Tasarruf diyoruz ya, tasarrufta bulunmak. Tasarrufta bulunmak. Bu kimin tasarrufu? Kim böyle tasarrufta bulundu? Yani başkasının hakkında bir karar verdi, el koydu. Anlamına gelmektedir. Şimdi Firavun'un musrif olması aynı zamanda şu anlamada geliyor arkadaşlar. Bütün yöneticiler müsriftir. Yani bütün vergiyle geçinen, kendisine makam, mevki, vekalet verilen, bizi yönet diye bir makama oturtulan ve herhangi bir iş yapmaksızın, herhangi bir üretimde bulunmaksızın sadece insanlardan almış olduğu vergilerle onları yönetme iddiasında bulunan herkes müsriftir. Yani yiyicidir. Kendi alın teriyle geçinen değildir. Başkasının verdiği parayla geçinendir. Bu nedenle İbn Haldun meslekleri dörde ayırır. Daha mukaddimede bundan 600 sene önce adam bunları söylemiş. Diyor ki meslekler dörde ayrılır. 1. Ziraa. Yani toprağı ekip biçenler. Ziraat yapanlar. Maddi üretimi kastediyor. 2. Sınaa. Sanat üretenler. Veya Türkçe'de kullanıyoruz. Sanayi. Sınai. Sınai. Sanat. Burada manevi üretimi kastediyor. Mesela müzik yapmak. Kitap yazmak, sanat erbabı olmak, bunlara da sınai diyor. Bu da üretici bir meslek oluyor. Üçüncüsü de diyor, ticare, yani alıp satmak. Bu üretilenleri sağa sola götürüp satanlardır diyor. Mesela bir yerde eksik bir şey var, onu alıyorsun, başka bir yere götürüyorsun. Oradakini getiriyorsun buraya, buradakini götürüyorsun oraya, böyle alışveriş yapıyorsun. Bir takım üretilenleri sağa sola götürerek satıyorsun. Bu da diyor üçüncü dereceden meslektir. Üretici değildir ama üretilenleri alıp satıcıdır. Hizmettir yani, insanlara hizmet yapmaktadır. Dördüncüsü de imare diyor, imare. İmare yöneticiler demek, emir verenler demek. Emredenler demek. Bunlar da diyor ne ilk ikisi gibi üretirler, bir şey üretirler, ne de üçüncüsü gibi üretilenleri sağa sola götürüp satarlar. Bunlar halktan topladıkları vergilerle, yani üretenlerden ve üretenlere sağa sola götürüp satanlardan topladıkları vergilerle geçinirler ve kazandıklarının hiçbiri doğrudan kendi ürettiklerine ait değildir. Asalaktırlar. Tufeylidirler. Yani bugünkü tabirle sülük, sülüktürler. Böyle yapışır ve seni kemirir, böyle emer. Şimdi bir adam Avrupa'ya gitse dese ki ben fırıncıyım, iş bulabilir. Ben kaynak yaparım dese iş bulabilir. Veya dese ki ben müzisyenim, iş bulabilir. Flüt çalarım, saz çalarım, gitar çalarım. Bir yerde şarkı türkü söyleyebilir. Çünkü bir şey üretiyor. Maddi ve manevi bir şey üretiyor. Veya ben ticaret erbabıyım dese, işte alır satarım. Kim ne üretmişse ona bakarım. Onu dünyanın olmayan yerlerine götürürüm, olan yerlerinden buraya getirir ve alır satarım dese, bu da ticaret erbabıdır, o da olabilir. Ama adam dese ki, ne iş yaparsın, ben valiyim. Ne? Valine ben sizi yönetirim.
Bu adama iş verirler mi yani? Oo, buyur gel diye. Gel bizi yönet derler mi? Ne demek valilik? Vali ne demek yani? Vali. Benden vergi alıyor, adam beni yönetiyor. Kardeşim ben kendimi yönetirim, sen sana ne? Valilik en lüzumsuz iştir. Bütün devlet yöneticileri de musriftir, yani yiyicidir. Sizden vergiyi alırlar ve sizi yönetirler, sizin adınıza karar verirler. Birine vekalet etmek arkadaşlar, birini temsil etmek iyi bir şey değildir. Kur'an'da vekalet yasaktır. Vekil olarak sadece Allah yeter der. Bu ne demek? Bu şu demek. Kimse kimseye vekalet etmesin, kimse kimseye yönetmesin kardeşim. Herkes kendi kendini yönetsin. Eğer ortak kararlara ve toplumsal yönetime katılmak gerekiyorsa insanlar direkt kendisi katılsın. Bir vekil tayin etmesin yani. Ben şunu seçeceğim, o gidecek benim adıma Ankara'da karar verecek. Ben kendim karar veririm. Ankara'ya götürmeye ne o? Ankara'ya niye gitmeye gerek var? Orada meclis var. Meclis buraya gelsin, biz kendimiz mahallede meclis kuralım burada, kararlarımızı alalım. Vekalet iyi bir şey değildir. Bekçilik yapmak iyi bir şey değildir. Din bekçiliği, devlet bekçiliği, ırz namus bekçiliği, fikir bekçiliği, ideoloji bekçiliği. Kimsenin bekçiliğini yapmayın. Kimseye vekalet vermeyin. Kimsenin de vekaletini üstlenmeyin. Bunlar insanların özgürlüğünü kısıtlayan şeylerdir. Eğer size birisi vekalet ediyorsa ve size birisi dayatmada bulunuyorsa ve sizi bekçilik yapıyorsa size, siz kendi kendinize karar veremiyorsunuz demektir. Yani özgürlüğü tam da kısıtlayan şeyler bunlar. Şimdi Firavun'un musrif olmasından söz açıldı. Ondan dolayı bunları söyledim. Firavun musriflerin tekiydi. Firavun yiyicinin biriydi diyor yani. Tüm yiyiciler gibi hükmederek, kılıç soyuyla, milletten para alarak, artık değere el koyarak, İnsanları çalıştırıp kendisi onları sömürerek yaşayan bir adamdı. Biz onların, İsrailoğullarını onların alçaltıcı azabından korumuştuk. Velekat ihternahum, onları ihtiyar ettik, seçtik. Ala ilmin, bir ilim üzerine, alel alemin. İnsanlara, insanlar üzerinde, insanlıkta. Şimdi İsrailoğullarının, İbranilerin, yani dolayısıyla Yahudilerin üstün bir ırk olduğu, insanlıkta seçildikleri ve onların genetiğinin bizden farklı olduğu, böyle çok kafası çalışan, mucit falan insanlar olduğu, üstün insanlar olduğuna dair bir efsane ve mitoloji var. Bazı saftirik Müslümanlar da bunu bu ayete dayandırıyorlar. İşte bak ne diyor burada? Biz onları bir ilim üzere, insanlık üzerinde seçmiştik. Ha, demek ki İsrailoğullarını seçilmiş olduğunu, insanlıkta seçildiklerini Kur'an bile söylüyor. Bu tamamen bir yanlış anlamadan kaynaklanıyor. Bu seçmek kelimelerini, seç kelimesini Kur'an başka yerlerde, başka insanlar için de kullanıyor. Şimdi eğer siz dürüst olursanız, özgürlüğünüzün peşinden koşarsanız, kendi emeğinizle geçinirseniz, kimsenin hakkına, hukukuna el koymazsanız, erdemli ve dürüst bir hayat sürerseniz Allah sizi insanlar arasından seçer. Seçilmek bu demektir. Bunları terk ederseniz bu sefer esveri safirine geri gönderir. Yani sizi insanlıkta aşağı düşürür. Şimdi insanlıkta aşağı düşmek ve yukarı çıkmak ahlaki hasletlerden dolayıdır. Genetikten dolayı değildir. Allah İsrailoğullarının ırkına ayrı bir genetik vermiştir. Onların beynindeki sinoplar çok fazla olduğu için peygamber ondan çıkıyor, mucit ondan çıkıyor, bilim adamı ondan çıkıyor. Adamlar hakikaten üstün ya diye böyle bir mitoloji var. Evet. Tamamen yalan, hiçbir hastalığı yok.
Şimdi İsrailoğullarının yapmış olduğu en başarılı iş, Orta Doğu'da ortaya çıkan bütün peygamberlere sahip çıkmalarıdır. Hepsi bizdendi demeleridir. Mesela Musa İsrailoğullarından değildi. Fraut'un Musa ve Tek Tanrıcı kitabında anlattığı gibi Mısırlı bir kişiydi Musa. Ama böyle bir hikaye uydurup Musa onlardandı, İsa onlardandı, İbrahim onlardandı, Nuh onlardandı, Adem'den beri gelen bütün ne kadar peygamber varsa hepsi onlardandı diye böyle bir hikaye uyduruyorlar. Halbuki İbrahim İbranice konuşmuyordu, Keldanice konuşuyordu. Onun oğlu İsmail İbranice bilmiyordu. Şimdi bunlar şey gibidir yani Orta Doğu'daki halklardır. İbranice, Keldanice, Süryanice, Akatça, Aramice, Arapça Orta Doğu halklarıdır. İşte şu anda diyelim Kırgızlar, Kazaklar, Türkmenler, Azeriler bunlar işte Orta Asya halklarıdır. Kürtler, Ermeniler, Aramiden tut, eski Babililere kadar bunlar Mezopotamya halklarıdır. Bunların dilleri birbirine yakındır, benzer. Şimdi buralardan çıkmış olan peygamberleri bir kitap yazıp, o kitaba da böyle bir silsile gibi, nüfus cüzdanı gibi şey dizip, tabu kayıt defteri gibi, bunlar hepsi bizim soyumuzdan gelen peygamberlerdi diye uydurdular. Hazreti Musa'dan 500 yıl sonrasına kadar Musa, Tevrat diye bir kitap yoktu. Hazreti Musa öldü, adam 500 sene geçti, ortada Tevrat diye bir kitap yoktu. 500 sene sonra yazıldı. Ve İran Kisra'sı Kiros'un çuval çuval altın vermesiyle 1200 tane haham Babil'den Kudüs'e getirildi ve bir tapınakta bu Tevrat yazdırıldı. Tam bununla ilgili küçük bir soru sorabilir miyim? Not. Şimdi oraya girersek çıkamayız. Ders işleyişimiz önce sunum ardından sizin sorularınız üzerine işliyor. Ya kafanıza tutun hafızanız kuvvetliyse veya bir kenara yazın. Onların hepsini cevaplandıracağız. Tamam. Sıcaklık aynı. Ya şimdi oraya daldığımız zaman bu sefer devam edemiyoruz. Onu yaptım daha önce. Hiç devam edemedik onun için. Şimdi Tevrat dediğimiz şey 10 emirden ibarettir arkadaşlar. 10 emirden başka Tevrat diye bir şey yoktur. Nedir? Tevrat demek Torah demektir. Torah demek töre demek. Töre de kural, kaide demektir. 10 tane kaide. Levhanın üzerine Musa yazıyor bunu. Dağlar iniyor, bunu gösteriyor. Aha diyor Allah'ın kanunları, töresi, yasası budur. Buna uyacaksınız. Öldürmeyeceksin, çalmayacaksın. Yalan söylemeyeceksin diye başlayan 10 tane prensip. Tevrat budur. Allah Musa'ya bunu vermiştir. Musa da insanlığa bunu getirmiştir. Peki bu 600 sayfalık kitap ne oluyor? O Yahudi tarihi. Yahudilerin tarihini bir araya getirmişler. Onun adına Tevrat demişler. Millet de Tevrat denince o Yahudi tarihini Tevrat zannediyor. Orada her şey var, her şey var. Yahudilerin başından geçen olaylar, Yahudilerin içinden çıkmış önemli kişiler, şairler, filozoflar. Hepsi orada anlatılıyor. Yahudilerin tarih boyunca uğradığı işgaller, kıyımlar, katliamlar, göçler. Hepsi anlatılıyor. Bunların Tevrat'la alakası yok ki. Ama şu anda insanların çoğu bunu Tevrat diye biliyor. Kutsal kitap diyorlar bir de. İsa ne getirmiştir? İsa Tevrat'ta Yahudi Musa'nın getirdiği 10 emri Zeytin Dağı'nda tefsir etmiştir, izah etmiştir. Size şöyle dendi, öldürmeyeceksin dendi, çalmayacaksın dendi. Siz bundan saptınız, asıl bunun aslı şuydu filan diye Musa'nın getirmiş olduğu 10 emri açıklamıştır. İncil de bundan oluşur. İncil'in özü de budur. Geri kalan da İsa'nın biyografisidir. İncil dediğiniz. Şimdi hem Zeytin Dağı vaazı hem 10 emir Kur'an'da vardır. İkisi de vardır yani. İkisinin şeyi de Kur'an'da sürdürülmüştür. Ve Kur'an'da ne Muhammed'in biyografisi vardır ne Arapların tarihi vardır. Dört yerde Arap, dört yerde
Muhammed üç kere de Mekke ismi geçer. Bunun dışında bu kitabın kime, nerede, hangi dilde indiğine dair herhangi bir emare de yoktur. Tümüyle kendisini evrenselleştirmiştir. Ve ahlaki analizler toplumların yükseliş ve çöküş yasaları üzerinde yoğunlaşmıştır. Öncekilerden bu yönüyle ayrılır. Evet. Şimdi ahlaki üstünlüktür bu. Bu herkes için geçerli. Mesela siz şu anda ahlaki rekorlar sahibiyseniz diğerlerinden üstünsünüz. Mesela ne demek istiyorum? Hayatında hiç adam öldürmemiş birisi, adam öldürmüş birisinden üstündür. Ne açıdan? Ahlaki açıdan üstündür. Ahlaki açıdan üstündür. Bir ahlaki üstünlük veya aşağılık söz konusu olacaksa ancak böyle olabilir. Yani dilini tutan, hiç yalan söylemeyen, gece gündüz gıybet edenden üstündür. Hayatı boyunca bu benim prensiplerime aykırıdır diye hiç zina etmemiş birisi, gece gündüz zina eden birisinden üstündür. Ahlaki üstünlükler teslim edilmelidir. Ahlaki üstünlüğe sahip birisi içeri girince peygamber hemen ayağa kalkıyor. Mesela diyor ki Zülhaya, hayanın babası geldi. Cömertliğin piri geldi, ayağa kalkın diyor. Böyle cömertlik, haya, bu gibi şeyler hep peygamber hep övüyor. İnsanlara bütün lakaplar takıyor. Fakat taktığı lakaplar ahlaki üstünlükleri ifade eden lakaplardır. Böyle üstünlük. Şimdi burada kastedilen de bu. Aşağı atıcı azaba karşı çıkmışlar. Musa'ya destek vermişler bir dönem. Musa'nın peşinden yürümüşler. Bir özgürlük mücadelesi vermişler. Bunun için insanlıkta ön plana çıkmışlar. Bunu demek istiyor. Yoksa bu kıyamete kadar bu soydan gelen herkes genetik olarak, ayrıyeten ve özel olarak ve insanlıkta insanlık diğer insanlara yönetici olsun diye yaratılmış bir ırk falan değildir. Hiç kimsenin adı yoktu önceleri. Ne Yahudilik vardı, ne Türklük vardı, ne Çin vardı, ne Amerikan, ne Fransız. Hiçbiri yoktu. Hiçbiri yoktu. İnsanlar 700 bin yıllık evrim süreci içerisinde Afrika'daki Kenya yarığından çıkarak yeryüzüne dağıldılar. Gittikleri yerlerde savaşlar, vuruşmalar, göçler, toplaşmalar, dağılmalar neticesinde herkes kendine bir isim buldu. O ismi yücelterek onunla anılmaya başladı. Irk dediğin şey böyle bir şey yani. Çin. Çin, Çe hanedanı. Şeyle Hin. Çe Hin hanedanı. Bütün kabileleri birleştirir. En son ikisi kalıyor. Biri Çe, öbürü Hin. Çe Hin kabilelerini birleştirince orası Çin diye anılmaya başlıyor. Yüzyıllar öncesinde. İşte mavi göğün tanrısı Tengiri'nin töresine uyanlara Türk. Bu töreden kaçanlara da Kazak deniyor. Türkler de oradan geliyor. Mavi göğün tanrısının töresine uyanlara Türk denir. Hani Hun İmparatorluğu'nun etrafına toplanan bu topluluklara Türk. Buna kabul etmeyip dağlara çekilenlere de Kazak deniyor. Kazaklar, Türkler, Türkler oradan geliyor. İngiltere aslında terörist toprağı işgal eden demektir. Angıllar. Angılların İngiltere. Angılların toprağını işgal edenler demektir. Terrere toprak, terörist toprağı ele geçiren demek. Angle diye bir kabile var. O kabileler kuzeyden aşağı doğru inerek o toprakları ele geçirince orası Angleterre, İngiltere oluyor. İngiliz dediğin şey de oradan geliyor. Yani bunların hepsi sonradan. Bütün bu kabile isimleri, ırk isimleri hiçbiri doğuştan genetik değildir. Tamamı sonradandır. Dolayısıyla şimdi bunlar uğruna mücadele edilecek evrensel ve ebedi hakikatler değildir. Eğer bir haksızlığa maruz kalmışlarsa o hakkı ele geçirinceye kadar onun için mücadele edersiniz. Mesela ben şöyle söylüyorum. Türklerle Kürtler eşit hale gelinceye kadar Kürtlerden yanayım.
Kürtlerin bütün hakları iade edene kadar Kürtlerden yanayım. Ama bütün hakları iade ettikten sonra hala Kürt Kürt demeye devam edersen o zaman iş tersine döner. Asıl o zaman ırkçılık yapmaya başlamış olursun. Tamam, hakkını aldın, daha ne? Onu vurgulayıp duruyorsun. Çünkü o da sonradan. Uğruna mücadele etmeye değer olan şey isimler değildir. Haktır, adalettir. Dolayısıyla şimdi İsrailoğulları ismi de oradan geliyor. Yakup'un şeyi, lakabı İsrail. Tanrı'yla güreşen veya Tanrı'yla yürüyen demek. Zamanla kendilerine o ismi almışlar. Onunla anılmaya başlamışlar. Orta Doğu'da bir işte kabile. Evet, Yahudilik hakkında bu kadar laf yeter. Ve âteynâhum, onlara verdik. Minel âyâti, ayetlerimizden. Mâ fîhî belâ'un mubîn. Belâ'un mubîn. Ve onda büyük bir, apaçık bir imtihan vardı. İnne hâulâ'i leyekûlûne. Şimdi onlar, yani bu insanlıkta bir zamanlar ahlaki hasletleriyle ön plana çıkıp seçilenler şöyle demeye başladılar. Veyahut da bunu yukarıdaki cümleye bağladığı zaman bu anlama geliyor. Burayı ayrıca anladığımız zaman da şimdi şu Berki'dekiler de şöyle diyor. Yani Mekkelileri kastediyor. Önce Yahudilerden örnekler verdi. Şimdi Yahudiler, bunlar da böyle söylüyor. Onlar böyle yapmıştık, bunlar da böyle söylüyor. Veya o yukarıdaki Yahudileri anlatmaya devam ediyor şeklinde yorumladığımız zaman bir zamanlar yeryüzünde üstün seçilmiş olmalarına rağmen bakın şimdi ne demeye başladılar. İşlerinden bazıları da şöyle demeye başladı. Böyle demekle de aşağıya düştüler. Özgürlük mücadelesine katılmakla yükseldiler ama şöyle konuşmaya başlayınca da aşağı düştüler. Dolayısıyla sizler de böyle olabilirsiniz demek istiyor. Ne diyorlarmış? İn hiye illa mautetuna. İşte o ilk ölümümüzdür. Mevtetunel ula, ilk ölümümüzdür. Ve ma nahnu bi munşarin. Biz tekrar diriltilecek değiliz. İlk ölümümüzden başka ölüm yoktur. Biz tekrar diriltecek değiliz demeye başladılar. Bu şu demek? Şu anda ne yaşıyorsak odur. Hayat buradan ibarettir. Yaptıklarımızın hesabını verecek bir makam, mevki, merci, gelecek, başka bir hayat diye bir şey yok, söz konusu değildir. Ne yapıyorsak, ne yaşıyorsak şimdi burada ve şu anda yapıyoruz. Bundan sonra da hiçbir şey yoktur. Herkesin yaptığı yanına kar kalır. O zaman güçlü olmaya bak, kazanmaya bak, zevk almaya bak. Vay bana hesap sorarlar, vay haksızlık yaptım, vay adaletsizlik yaptım diye düşünmeye gerek yok. Bu dünya böyle şeylere gerek yok. Demeye başladılar. Mekke'deki müşrikler de böyle konuşuyordu. İnsanlardaki haksızlık duygusunun sebebi arkadaşlar, hesap vermeyeceğine dair bir inanca sahip olmalarıdır. Yani eğer birisi şöyle derse, kardeşim bu dünyada güçlülerin borusu ötüyor. Güçlü olmaya bak. Öyle hesap falan diye bir şey yok. Ne öbür dünyada ne de bu dünyada. Ben yaptığımdan hesap soracakmışım. Niye? Kim hesap soracağım? Kimseye hesap vermek zorunda değilim. El koyarım, öldürürüm, çalarım. Beni hiçbir ahlaki gerekçe bağlayamaz. Bunun ne bu dünyada ne de öbür dünyada hesabı diye bir şey yok. Yeniden diriltileceğiz de bunların hesabını vereceğiz de öyle bir şey yok. Dediğin andan itibaren çok acımasız, çok gaddar, çok sorumsuz birisi olursun. İnsanları durduran içindeki bu hesap duygusudur. Bunun illa ölümden sonraki ahiret inancı olması gerekmiyor. İnsanların içindeki hesap duygusu bu dünyada verilecek hesap da olabilir. Yani sorumluluk duygusu, hesap duygusu hissediyorsun. Yani ben bu adama bunu nasıl yaparım kardeşim? Yani
O da benim gibi bir insan. Onun da bunun hakkı var. Ben o adama böyle davranışta bulunamam. Onu bu şekilde aşağılayamam, dışlayamam, hakkını elinden alamam duygusu. Duygusu, bu duygu. Bu duygunun kökünde ötekine, başkasına hesap verme duygusu vardır. Karıncaya, çiçeğe, börtüye, böceğe, yağmura, taşa, doğaya hesap verme duygusu. Diğer insanlara hesap verme duygusu. Kendisini evrenin sahibi değil, mensubu hissetme. Ben de bunlarla aynı şeye mensubum, ben de bunun hesabını vereceğim. İşte bu duygu insanı ahlaklı yapar. Bu duygu kaybolduğu an adamdan her şey beklenir. İşte bu ifade şu andaki ilk ölümümüzden başka bir şey yoktur. Kimseye hesap verecek demiş de böyle bir şey yok demeye başladılar. Tıpkı Mekke'nin müşrikleri de böyle söylüyordu. Böyle olunca ne oldu? Fe'tu bi aba ina in kuntum sadikin. Ve bunlar şöyle demeye devam ettiler. Eğer doğru söylüyorsanız babalarımızı getirin. Fe'tu bi aba ina, babalarımızı getirin. Bu ne demek? Babalarımızı getirin. Şu demek. Şimdi bu adamlar daha iki özellik var. Bir, dünyaya tapıyorlar. Asla hesap vereceklerine inanmıyorlar. Bir de babalarına, atalarına, geçmişlerine tapıyorlar. Diyor ki, eğer senin söylediğin doğruysa, yani ben hesap vereceksem, babalarımı getir. Babalarımız getir. İyi de senin hesap vereceğinin babalarla ne alakası var? Adam babasına, atasına, geçmişine o kadar tapıyor ki, senin bu söylediğin şey, yani hesap vereceğimiz iddiasının doğru olup olmadığını anlamam için benim geçmişte yaşamış atamı babamı dirilt, getir karşıma koy, ona bir sorayım ki senin söylediğin doğru mu yanlış mı? Adamdaki atalar tapıncına bak. Her şeyi atasına soracak yani. İddiada bulunuyor, hesap vereceksiniz diye. Doğru mu yanlış mı bir soralım. Hani şimdi böyle bir şey var şu anda. Mesela diyorlar ki senin söylediklerin geçmiş alimlerin kitaplarında geçiyor mu? Yani bu demek işte. Fe'tu bi abaine, atalarımızı getir. Yani bu iddiaları atalarımıza bir soralım. Öldü, o zaman onları getir. O zaman getiremeyeceğine göre peki onların yazdığı kitaplarda var mı? Ona bir bakalım. Atalarımızın yazmış olduğu kitaplarda senin yazdığın var mı yok mu? Eğer varsa dediğin doğrudur, yoksa değildir. Ya illa onların kitaplarında yazması mı gerekiyor? Akla, mantıken bunun böyle olması gerekiyor. İki kere iki, dört eder. Geçmişte hangi alemin kitabında bu yazıyor? İki kere iki, dört eder. Akla, mantıken dört eder ama babalarımızı, atalarımızı bir getir. Onlara bir soralım. Onların yazdığı kitaplarda varsa tamam, yoksa. Şimdi bu arkadaşlar korkunç bir hastalıktır. İçinde yaşadığımız toplumda bu hastalığa muazzam bir şekilde kapılmış vaziyettedir. Her şeyi atalara dediler. Kur'an bunlara karşı diyor ki peki ya atalarınız yanılıyorsa? Onların tam böyle bam terinden yakalıyor ve onları böyle ciğerinden vuruyor. Onlar diyor ya her şeyi atalarımıza soralım. Kur'an'da onlara diyor ki ya ataların yanılıyorsa nasıl yani? Benim atam nasıl yanılabilir? Ya yanılabilir, yanlış düşünmüştür. İşte bu onun beynini çatlatıyor. Yanlış düşünmüştür. Ha, yanlış düşünmüştür. Benim atam nasıl yanlış düşünüyor? Yanlış düşünmüş olabilir. Ya yanılıyorsa onlar da yanılabilir. Niye hep bütün doğrular geçmişte diyorsun? Niye hep bütün doğrular benim atam dedem bilir diyorsun? Ya yanılıyorsa? Ya Sahih Buhari yanılmışsa?
yanılmışsa. Bunu hiç düşündün mü? Ya işte Abdülkadir Geylani yanılmışsa, onları soruyorlar ya. Ya Fatih Sultan Mehmet yanlış yapmışsa İstanbul'u fethetmekle. Ne? Nasıl olur bu? Yanlış yapmışsa. Ya Atatürk yanlış kararlar almışsa. Ne? Bir kesim de ona toz kondurmuyor. Hatta daha da ileri gidiyorum bak. Ya peygamber yanlış yapmışsa 11 tane kadınla evlenmekle. Belki de onun yanlışıdır bu, ne biliyorsunuz? Bunu yapmamalıydı belki de. Yani bir adam şöyle sorarsa buna ne cevap vereceksin? Bence biraz haklıdır yani. Böyle haklı tarafı var yani. Kardeşim zaten 54 yaşından sonra 7-8 tane kadınla evlenmiş. Bir de üstelik Mısır'dan Mukavkıs adlı oranın kralı Maria adında bir cariyeyi buna devenin sırtında hediye olarak göndermiş. O da buna hiç görülmedik bir şey yaparak, orada bir üstünlük var tabii, bir devrimci bir yaklaşım var. Evlenme teklif etmiş. Yani Maria'ya evlenme teklif etmiş. Ben demiş bunu cari olarak kabul edemem. Yani bu görülmemiş bir şey. Çünkü o günkü dünyada krallar, ağalar, peyler, paşalar birbirlerine kadın gönderirler, cariye gönderirler. 3 tane, 4 tane falan. O da buna uyarak da bir tanesini peygambere göndermiş. Peygamber de ona evlenme teklif. Eğer evliliği kabul edersen kabul edebilirim. Aksi halde ben öyle direkt gelmiş bir cariye kabul edemem demiş. Şimdi burada %50 devrim var bana göre. Tamamı yok yani. Tamamı yok. Bu benim görüşümdür yani. Bunu da öbür dünyada Hazreti Muhammed'le karşılarsam direkt yüzüne karşı da söylerim yani. Geri göndermeliydin. Sana yakışan buydu. Ben bir insana hediye olarak kabul edemem. Nedir bu eski dünyanın insanlar birbirine hediye olarak gönderiyorsunuz? Diyebilirdi. Eğer böyle olsaydı insanlar acayip bir jest çekmiş olacaktı. Gerçi yine %50 bir jest var da onu da insanlar görmüyor da. O da büyük yani. O günkü dünyada belki de o yapılırdı yani, bilmiyorum. Şimdi buradan böyle Borges'ini atıyoruz ama o günkü dünyada yapılması gereken oydu. Çünkü belki kadını geri göndersen başka birine verilecekti falan da filandı. Alım satılmaya devam edecekti. Orada onu hür yerine koyup önce özgürleştirip sonra hür birisi olarak ona evlenme teklif etmesi ve Hatice ile nasıl evlendiyse onunla da evlenmesi belki de o şeydi yani, yapılması gereken şey oydu, bilmiyorum yani. Fakat benim yine de kafam almıyor yani. Öyle yapsa daha iyi olurdu. Velhasıl kelam, geçmişte yaşayan herkes yanılabilir arkadaşlar. Lütfen kimseyi hatasız görmeyiniz. Peygamberimiz diyor ki ene beşerim mislukum illa vahyi yuha. Ben de sizin gibi bir insanım. Sizden tek bir fark var aramızda. Bana vahiy yolunuyor. Bana Allah'ın kitabı vahiy yolunuyor. Onun dışında hiç farkım yok diyorum. Bu şu demektir. Ben de sizin gibi bir insanım. Yani ben de sizin gibi hatalar yapabilirim. Denetlenmeye, nasihata ihtiyacım var. Tek başıma yanlış kararlar aldığımda yanlışlar yapabilirim. Birinin beni denetlemesi, hayır şöyle yaparsan daha uygun olur filan demesi lazım. Bütün insanlar, hepimiz öyleyiz. Herkes eksiktir bir yönüyle. En mükemmel zannettiğiniz adam bile bir yönüyle eksiktir. Bir yönüyle çok mükemmel görünebilir ama öbür tarafta çok eksiktir. Mesela ben şimdi burada oturuyorum. Önümde Kur'an'la size ben bunu 30 yılın bundanla geçtiği için yani şu tarzda anlattığım şey ben belki 10 defa bunu baştan aşağı geçmişimdir yani. Yani şu ayetleri belki 12 defa size anlatıyorum belki. Ömrüm bununla geçtiği için bu işin biraz uzmanı gibi oldum yani böyle. İster buraya çıkıp size anlatıyorum. Ama şimdi mevzuyu değiştirelim. Mevzuyu değiştirelim. Diyelim dişçilik. Zır cahilim o usta. Hiçbir bilgiye sahip değilim. Bazen şöyle düşünüyorum. Ya insan şöyle 32 tane diş olduğunu biliyorum. Hepsi bu yani. Birazcık böyle diş nedir, nasıl olur falan hiçbir ilgimi çekmedi, hiç uğraşmadım. Acayip cahilim yani. Veya başka konularda acayip cahilim, hiçbir şey bilmiyorum. Hepimiz böyleyiz bak, hepiniz kendi kendiniz üzerine düşünün.
bir konuda bilgi sahibi olabilirsiniz, öne çıkmış olabilirsiniz. Dikkatinizi, mesleğinizi ona yoğunlaştırdığınız için o konunun da sizi Allah seçmiş olabilir. Biraz demek ki o yukarıdaki gibi. O usta seçmiş olabilir ama konu değiştiği zaman da başka bir konu zır cahil olabilirsiniz. Hepimiz böyleyiz. O halde buradan çıkan sonuç şu. Herkesin istişare etmeye, denetlenmeye, başkası tarafından nasihat dinlemeye ihtiyacı vardır. Sakın ola ki kendinizi nasihat dinlemez bir şeye sokmayın. Asıl felaket oradadır. Ben her şeyi biliyorum. Bunların muktedirler böyle konuşur. Haddini aşmış, musrif, yiyici, alın teri olmayan, başkasının hakkına el koyarak yaşayan, saray diken ne yapan muktedirler böyle yapar ancak. Her konuda ahkam keser. Mübarek her konuyu biliyor. Her konuyu biliyor. İktisattan tarihe, sosyolojiden bilmem dine kadar her konuyu biliyor. Bir insanın böyle olması için haddini bilmez bir sorumsuz olması lazım. Ya bir insan böyle bir şey olabilir mi yani? Dünyada sen daha bilmediğin neler neler var. Neler neler var. Böyle cahil olduğun bir konu üzerine düşün. Ne kadar bilginin yetersiz olduğunu, az olduğunu orada göreceksin. Böyle her şeyi bilmeye. O nedenle Allah hikmeti insanlara saçtığı için, hikmeti saçtığı için ortak yönetim olması lazım. Bir kişinin yönetimi olmaması lazım. Ya beraber bir araya geleceğiz. Mesela diyelim buradaki şuradaki 30-40 kişi herkes en iyi bildiği konuyu söylesin dense, herkes en iyi bildiği konuyu söylesin dense, dinden, diş hekimliğinden şeye kadar, avukatlığa kadar, hukuka kadar burada bir sürü şey çıkacaktır. Tiyatroya kadar. Onların hepsini bir birleştirip beraberce bir anlayış geliştirdiğiniz zaman işte sizin karşınızda kimse duramaz. Çünkü her türlüsü var. Herkes kendi bilgisiyle ortak harekete destek olursa, kendi bilgisini onun hizmetine verirse o zaman onun karşısında kimse duramaz. Ama herkes burada iptal edip bir tek kişiyi ön plana çıkıp bizim adımıza o konuşsa her şeyi o bilir. Dediğiniz zaman siz çuvallarsınız. O adam da sizi şey gibi uçuruma götürür. Koyunların önden gidip de en arkadaki koyunun hiç takip etmeden kuyruğuna sokulup uyarıcısı hiç olmadığı halde bütün sürünün birden uçurumdan aşağı yuvarlanması gibi. Şimdi koyunlar gidiyor. Birbirinin şeyine sokmuşlar kuyruğuna. Uçuruma doğru gidiyorlar. Geliyor, tak düşüyor, tak düşüyor, tak düşüyor. Ya bir tane de şöyle kafasını kaldırıp ya nereye gidiyor bunlar filan diye düştüğünü görüp hemen orada durup arkadan gelenlere aman burada uçurum var gelmeyin demiyor. Bütün bir sürü uçurumdan aşağı yuvarlanıp gidiyor. Sebebi kafalarını kaldırmayışları ve birbirlerinin kuyruğuna kafalarını sokmaları. İşlerinde bir tane nasihat eden uyarıcı bulunmamasından dolayı. Bu anlattığım gerçek olmuş bir olay. Bütün bir sürü uçurumdan aşağı yuvarlandı gitti. Erzurum'da mı nerede bir yerdeydi. Bütün bir sürü bir tek koyun demedi ki ya aman burada uçurum var. Öndeki nereye gidiyorsa öbür tarafa git. Şimdi atalara uymak da böyledir. Atalara tabi olmak. Atalarımız şunu söyledi. Atalarımız bunu söyledi. Uçuruma gidiyorsun. Toplulukların çökmesinin sebebi işlerinde uyarıcıların bulunmamasıdır. Kur'an-ı Kerim ne diyor sürekli olarak? Munzir. Uyarıcı. İnzar. Uyaran. Eleştiren. Durun bir dakika. Uçurum var orada. Körü körüne gidiyoruz. Bu yanlış. Diyen birileri ne? Münzir diyoruz. Uyarıcılar. Biz diyor bütün topluma uyarıcılar gönderdik. Peygamberler aynı zamanda büyük uyarıcılar ve eleştirmenlerdir. Atalara körü körüne tabi olmayın. Körü körüne tabi olursanız sizi uçurumdan aşağı yuvarlarlar. Bak bu artık geleneğe dönüşmüş. Kör bir taklit de devam edip gidiyor. Bir yanlış. Kimse de burada böyle bir yanlış var demiyor. Kimse kimseyi denetlemiyor, nasihat etmiyor, eleştirmiyor, uyarmıyor. O zaman o toplum işte felakete uyuyor. İşlerinden eleştirmenler çıkaran, uyarıcılar çıkaran toplumlar canlı ve diri kalırlar.
Avrupa'ya bir bakın, nasıl bu hale gelmiştir? İşlerinden uyarıcılar çıktığı için. En sert eleştiriler kilisenin içinden çıkmıştır. Avrupa'nın bütün büyük filozofları kilise eğitimi görmüştür. Hristiyanlık tarihini çok sert bir şekilde Hristiyan babalarını ve atalarını eleştirmişlerdir. Şurada yanlışlar yapıldı, bunlar yapıldı filan diye. İşte oradan yeni bir şey çıkar. Aksi çıkmaz. Ehum hayrun, bu mu daha hayırlı? Em yoksa kavmin tubba kavminin ki o vellezine min kablihim, onlardan önce ehlaknahum, kendilerini helak ettiğimiz, innehum kanu mucrimin, mücrim olan bir topluluk idi. Yani bunlar mı daha hayırlıdır? Yoksa tubba dediği, burada bir tubba kavmi var eskiden yaşamış yine. Mücrim olan bir kavim idi. Onları da diyor helak etmiştik. Bakın, ehleknâhum innehum kânû mücrimîn. Mücrim olduklarından dolayı kendilerini helak etmiştik. Mücrim ne ki helaka sebebiyet veriyor? Mücrimîn, mücrimler. Cürüm, kökünden gelir, cürüm. Cürüm ne demek? Suç demek. Suç işleyen bir topluluk idi, onları helak ettik. Şimdi insanlar böyle kendi ailelerine suç işlerken birdenbire bir yıldırım gönderiliyor, gönderiliyor. Ve onlar suçüstü yakalanıyorlar ve helak oluyorlar. Genellikle helakı böyle anlıyoruz. Halbuki helakı şöyle anlamamız lazım. Cürüm, zararı başkasına sirayet eden suç demektir. Mücrim, zararı başkasına sirayet eden suç işleyen kişi demektir. Mesela öldürüyorsun. Mesela müsrif, başkasının hakkını çalıyorsun. İnsanlara iftira atıyorsun. O 10 emirde geçen bütün suçları, cürümleri işliyorsun. Şimdi bunları işlediğin zaman, bu suçları işlediğin zaman mücrim bir kişi oluyorsun. Bunu işleyenler de mücrim bir kavim oluyor. O zaman o toplum artık yaşanmaz hale geliyor. Mesela her gün adam öldürülen, kimsenin hakkının kimseye iade edilmediği, herkesin herkes hakkında iftira attığı, can, mal, ırz, namus güvenliğinin tamamen ortadan kalktığı bir toplum helak olmuş demektir. Helak bu demektir. Helak. Can güvenliğin yok, dışarı çıkamıyorsun. Böyle bir toplum hemen helak olmuş. Şimdi diyelim Suriye ve orada yaşananlara bir bakın. İnsanlar akın akın milyonlarca kişi memleketlerini terk ediyorlar. İşgal var, savaş var, bomba var, her gün adam öldürme var, intihar var, saldırı var, tecavüz var, fuhuş var, uyuşturucu var. Yaralama var, yalan var, dolan var, güven yok. Ama işte helak bu kardeşim. Bir toplumu Allah böyle helak eder. Yani cürüm ile. Mücrim olduğun zaman o toplum helak olur. Tubba kavmi de öyleymiş. Geçmişte cürümler işlemiş. Kendilerine verilen emirleri, nasihatleri dinlememişler. Ve helak olmuşlar. Onlar mı daha hayırlıdır yoksa bunlar mı diye soruyor. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerdeki ve yerde olanları وَمَا بَيْنَهُمَا ve o ikisi arasında olanları لَعِب۪ينَ oyun olsun diye yaratmadık. Ve وَمَا خَلَقْنَاهُمَا o ikisi arasındakini yarattık illa ancak şu sebeple بِالْحَقِّ hak ile وَلَاكِنْ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ İnsanların çoğu bilmemektedirler, bilinçsizdirler. Yerleri, gökleri ve ikisinin arasındakileri oyun oynamak için, eğlence olsun diye yaratmadık. Hak ile yarattık. Yani buradaki hak kelimesi, buradaki la'ibin, la'ib, oyun, eğlencenin tersi olarak gösteriliyor gördüğünüz gibi. Hak,
Burada gerçek demek. Ama hak, adalet demek aynı zamanda. Gerçek demek aynı zamanda. Eşitlik demek aynı zamanda. Cenab-ı Hak dediğin zaman, Cenab-ı gerçek, Cenab-ı adalet, Cenab-ı eşitlik demiş oluyor. İşte bunun tersi nedir? Bunun tersi oyun ve eğlencedir. Yerler, gökler ve ikisi arasındakiler eğlenilmek için, oyun olsun diye yaratılmıştır. Gerçeğin ta kendisidirler. Ve bu gerçekliğin de adalet üzere olması, o gerçekliğin içerisinde yaşayan insanlığın da eşitlik üzere olması dilenmiştir. Yerlerde ve göklerde yaratılışın gayesinin hak diye açıklanmasının sebebi bu. Diyor ve 39. ayetten itibaren mevzu hafiften değiştirerek gördüğünüz gibi daha yine nasihatlerle devam ediyor. Biz de burada kesiyoruz. Aslında yukarıdaki İsrailoğullarla ilgili söylediği bölüm konu bütünlüğü içerisinde bir bölüm teşkil ediyordu. İsrailoğullarının geçmişte yaptıkları, onlara verilen üstünlük, sonra onu bozmaları, o bozmalarının da Mekke'de bulunan müşriklere benzemesi, onların da aynı lafları etmesi, birbirlerine benzetilerek anlatılmış oldu. Evet, soracağınız sorulara geçebiliriz. Buyur. Bu kitapların 500 yıl sonra yazıldığını söylediniz ya. Evet, evet. Eğer öyleyse, mesela Kur'an'da şey geçiyor, yani ben bir yargıya varacak değilim, sadece sorguluyorum yani. Eğer öyleyse, ehli kitap kendi oğullarını tanır gibi Allah'ın ayetlerini tanır, ayetini nasıl anlamamız gerekiyor? Ayrıca siz Kur'an'dan bahsederken ve diğer kitapları da okuduğunuzu zaten, hani diğer kitapları da okuyorsunuz. Hatta başka başka kitapları da okuyorsunuz. Onların aynı pınardan geldiğini görmüyor musunuz diye söylüyorsunuz. Yani hakikaten de öyle. Artı Allah Kur'an'da diğer kitapların tahrif edildiğini söylüyor. Yani işte hahamlarını, din adamlarını Rabler edindiklerini ve tahrifatın olduğunu söylüyor. Bu bugün, yani günümüzde zaten Kur'an içinde yapılıyor. Kur'an'ın hükmünü kaldıramıyorlar ama işte hadislerle vesairelerle, sahte din adamlarıyla ya da işte uydurulmuş dinle bunu hala bugün de yapıyorlar. Zaten hani bana adil geleni de bu. Bizim gerçeğe ulaşma gücümüz ne kadarsa geçmiş toplumların da öyle olması gerekiyor. Adalet, hak olan Allah'ın bunu böyle yapmış olması gerekiyor. Zaten hiçbir topluma uyarıcı göndermeden helak etmeyiz diyor yine Kur'an'da. Yani orada böyle bir şey var, yani sıkıntı var bence. Bir de hani 500 yıl sonra yazıldıysa ve peygamberlerin sözü de oraya karıştıysa, insanların sözü de oraya karıştıysa bakıyoruz hadis denilen ve peygambere iftiralarla dolu olan o kaynakların hiç de Kur'an'a benzemediğini görüyoruz. Yani gayet insan uydurması sözler. Kur'an'ın o ilahi tanrı sözü, yaratıcı sözü olduğu çok açık ve net. Hani bütün bunları o zaman nasıl bir araya getireceğiz? Yani uymuyor benim kafamda 500 yıl sonra yazılmış olması. Pek bana mantıklı gelmiyor yani. Hem sizin sözlerinizden, sizin olaya bakış açınızdan ki yani doğru bir yaklaşım. Hem de bizim kitabımızın bu konuda bu şekilde oğullarını tanır gibi tanırlar demesinden ben bunu anlıyorum. Bir de peygamberimizle ilgili 11 kadınla işte sorgulanması gerektiğini vesaire, tamam, beyin fırtınası yapıyoruz. Eyvallah. Kendimizi de sorguluyoruz. Siz de kendinizi sorguluyorsunuz. Biz de kendimizi sorguluyoruz. Ama peygamberimizle ilgili şöyle bir şey var. Kur'an'da diyor ki senin geçmiş ve gelecek günahların affolunmuştur diyor. İki yerde zannediyorum. Yani bir yerde biliyorum da iki yerde olduğunu da galiba iki yerde söylüyor. Ama bir yerde eminim. Böyle bir peygamberden bahsediyoruz ve kendisinden sonra peygamber gelmeyecek, o böyle bir gerçeklik var. Yani o yüzden onun yanlış, insan olmasından dolayı yanlış yapabileceği ama vahiyle Allah'ın onu, dolayısıyla bizi, yani ondan sonrakileri, doğru yolu o Kur'an içerisinde bize bir şekilde işaret etmiş olması gerektiğini düşünüyorum. Orada işte stratejik, siyasi vesaire şeyler olabilir. Bilmiyorum yani, onu da
Yani ne olduğunu ben de bilmiyorum. Ama geçmiş ve gelecek günahları affolunmuş bir peygamberden bahsediyoruz. Tabii aynı şekilde işte insanlar fevç İslam'a girmeye başladıklarında Rabbine istiğfar et deniyor aynı zamanda bizim peygamberimiz. Yani bütün bunları bu bütünlük içerisinde ele almak lazım. Bir de peygamberimizle ilgili o işte peygamberle konuşurken dikkatli olun vesaire gibi uyarılar var Kur'an'da. Hani bugün ne anlayacağız diye sizin çok güzel bir sorunuz var. Ben bunu peygamberimizle ilgili konuşurken, peygamberin ne olmadığını ortaya koyarken, ne olduğunu ortaya koyduğumuzda da bu ayetin bize ışık tuttuğunu düşünüyorum. Yani öyle her aklımıza geldiğimiz gibi peygamberimizle ilgili konuşamayacağımızı düşünüyorum. Ama yani İslam'ı tarif edenler gibi de ona iftiralar ve uydurma din yapıştırmamamız gerekiyor. Yani peygamberi olduğu gibi o ayet bugün bize bir şey söylüyor. Yani bence bunlarla ilgili de söylüyor olabilir. Yani dikkat etmemiz gerekiyor. Peygamber algısını eleştirirken Kur'an'ın bu terbiyesine hani ben ürküyorum açıkçası yani bir şey söylerken yanlış peygamber algısını insanlara anlatırken bu ayete muhalif olmaktan ya da sınırlarımı aşmış olmaktan dolayı hani böyle hep bir çekinceyle bakıyorum ve saygılı bir yaklaşım göstermeye çalışıyorum. Bir de şeyle ilgili işte hepimiz eksiyiz ve birbirimizi eleştirebilmeliyiz diyorsunuz. Çok doğru. Ama öbür taraftan da işte ben 30 yıldır bu işe emek verdiğim için tamam ben bu konuda işte biraz sanki sorgulanamam gibi bir yere vardı. Aynı şeyi Edip Yüksel söylüyor. Aynı şeyi Cübbeli Ahmet söylüyor. Bunlar da ömürlerini verdiler. Ama onlara yani kişilere hepimize, bana, size, herkese yaptıkları haklı gösterilebilir. Kur'an böyle söylüyor. Yani onlara yaptıkları haklı gösterilir diyor. Bizim yaptığımız her şey kendimizce çok doğru. Çünkü Allah biz nereye yöneliyorsak o şekilde bizi yapıyor. Yani destekliyor. Yani yanlış bir yere saptıysak da gene yaptıklarımızı bize haklı gösteriyor. Doğru yoldaysak zaten vahiyle kendimizi düzeltmeye çalışıyorsak da ihtinas sıratel müstakim demeye devam eden insanlar olarak sürekli kendimizi çek etmemiz gerekiyor. Evet şimdi biz aslında siz eleştirebilirsiniz hatta Atatürk falan biz öyle anladık ama yani ben şahsım o konuda yanılıyor muyuz yani? Evet tamam ben de onu söylüyorum. Zaten ben bir konu üzerinde 30 yıl uğraşmak eleştirilemezliği getirmez. O konu üzerinde konuşmayı belki getirebilir. Yani bir konu üzerinde 30 yıl kafa yorduğum için ben burada konuşuyorum. Siz dinliyorsunuz. Adam 30 yıl uğraşmış. Bakalım ne diyor diye dinleme nezaketinde bulunuyorsunuz. Dinleniriz görüyorsunuz. Ama bu benim burada söylediklerimin eleştirilemez olduğu anlamına gelmiyor. Söylediğim her şeyin doğru olduğu, mutlak doğru anlamına da gelmiyor. Sadece dinlenmek gerektiği anlamına geliyor. Diyorsun ki ben dişçiyim. Bu işin okulunda okudum. Ben de gidiyorum. Ona muayene oluyorum. Ama bu o dişçinin hatta diş konusunda hiçbir yanlış yapmayacağı anlamına gelmiyor. Belki de yanlış teşhiste koymuş olabilir. Ben eleştirilemezliği değil, bir konu üzerinde yoğunlaşmanın diğer insanlardan farklı olarak o kişiyi biraz ön plana çıkardığını anlatmak için bu örneği verdim. Burayla bağlantısı da biz diyor onları insanlıkta seçmiştik. Hani ön plana çıkarmıştık demek bu. O bunların eleştirilemez olmayacağı anlamına gelmiyor. Nitekim seçilmiş olmalarına rağmen yani Firavun'un zulmüne karşı Musa'nın sesine kulak verip bir özgürlük mücadelesine giriştikleri için seçildiler. Ön plana çıktılar. Buna rağmen daha sonra ne demeye başladılar? Bize ölüm ölüm yok. Bize kimse hesap soramaz demeye başladıkları itibarıyla çöküşe geçtiler. Onu anlatmaya çalışıyor. Zaten ayetin kendisi insanların yükselişlerinin de çöküşlerinin de kendi elleriyle olduğunu bize göstermeye çalışıyor. Nice iyi bildiğiniz insanlar var ki şu anda yerlerde sürünüyor olabilir. Nice yerlerde sürünen insan var ki şu anda çok iyi bir yere gelmiş olabilir ahlaki açıdan. Şimdi peygamberin söylediklerine gelince, şimdi ben de sizin gibi bir insanım demek, ben de sizin gibi eleştirilebilirim anlamına geliyor bence. Yine burada eleştirilmek, onun hakkında ileri geri konuşmak, saygısız yapmak, hatta aşmak anlamına gelmiyor. Tam tersi peygamberin kendisi zaten bunu söylüyor. Fikir danışmayanlar, başkasının nasihatini kabul etmeyenlerin
şeytani bir kibre kapılacaklarını ve en çok hatayı da onların yapmış olacağını zaten defalarca söylüyor. Yani en çok hatayı kim yapar? Kendini nasihate kapatan, kendini eleştiriye kapatan adam yapar. En çok hatayı beni eleştiremezsiniz. Ben her şeyi biliyorum. Benim nasihat almaya falan ihtiyacım yok diyen bir kimse en çok hatayı yapandır. Ben hayatım boyunca nerede eleştiren birisini dinleyip de ona kulak astıysam kendimi geliştirdiğimi gördüm. Nerede beni eleştiren birisini sen beni eleştiremezsin, bilmiyorsun bu işleri deyip susturup hiçbir şey dinlemediysem hep gerilediğimi gördüm. O nedenle benden size tavsiye şudur. Sizi bildiklerinizden şüpheye düşüren insanları okuyun. Sizi bildiklerinizden şüpheye düşüren insanları okursanız gelişirsiniz. Sizi bildiklerinizin ne kadar iyi olduğunu, ne kadar doğru yolda olduklarınızı, böyle sizi tatmin eden yani. İnsanları okudukça bir şey okuma ihtiyacı hissetmezsiniz. Ha demek ki ben doğru yoldayım bak. O da beni tasvip ediyor. Ama şimdi öyle birisini okuyorsun ki mutlak doğru bildiğin şeyin sarsacak şere söylüyor. Yıllarca mutlak doğru bildiğin, bundan daha ötesi olamaz. En doğrusu bu zannettiğin şeyi böyle sarsan laflar ediyor ve kaynaklar gösteriyor, deliller gösteriyor. Sen de gidiyorsun o kaynaklara, o delilleri ha diyorsun. İşte oradan yeni bir şey çıkar. Yani oradan yeni bilgiler, insanın kendini geliştirmesi. Noktayı koymamak lazım. Şimdi peygamberle ilgili de böyledir. Saygısızlık hatta aşma olmaktan sonra sırf eleştirme amacıyla ya bunu böyle yapmasaydı daha iyi olurdu denilebilir. Bu da bir günah falan değildir. Yani zihninde şöyle bir şey olursa bu Kur'an'a uygun değil yani. Ya bir eleştiri yapacağım ama korkuyorum. Çarpılır mıyım acaba? Bu zaten şeydir yani. Zihinlere pranga vuruyor. Dinsel korkuyu kullanarak insanların soru sormasına pranga vuruyor. Korkutucu olarak kullanıyor. Adam soru soracak ve o, belki o sorunun sonucunda gerçeğin ışığı belirleyecek. O kapıdan ilerleyecek ama o dinsel korku onu bastırıyor. Ama sakın sorma, sakın sorma. Çok günaha girersin bu. İşte asıl Kur'an'ın yok etmek istediği şu. Ya ben diyorum ki bugünün dünyasının ateistlerin sorduğu şimdi size üç örnek Kur'an'da hiç soru örneği. İbrahim'in soruları diye bir yazım var. Orada bunları anlattım. Bir, meleklerin sorusu. Yeryüzünde kan dökecek, fesat çıkaracak birisini mi yanacaksın, yaratacaksın? Kur'an'da böyle yazıyor. Bunu meleklerin sorduğunu Allah'a karşı söylüyor. Yani bu şu demektir. Allah yaratmayı düşündüğü bir eylemden dolayı sorgulanıyor. Melekler onu sorguya çekiyor. Diyor ki sen kan dökecek insanlığın faydasına olmayan, insanlığın zararına olan işler yapacak birisini nasıl yaratırsın? Ha bu şu demektir. Allah dahi insanlığın faydasına işler yapmaz. İnsanlığın faydasına olmayacak yollara girerse sorgulanır. Meleklerin sorusu bu demek. Sen nasıl insanlığın faydasına olmayacak, onlara kan döktürecek, acılar çektirecek birisini yaratırsın? Üstelik bu yarattığın, bunu da sen kendi ellerine yarattın. Hem yaratacaksın hem de diğer yarattıklarına bu acıları çektirecek birisini nasıl yaratırsın? O da ona cevap veriyor. Diyor ki, sizin bilmediğinizi ben bilirim diyor. Acaba o neydi? Orası ayrı bir teolojik konu. Ama biz şurada duruyoruz. Meleklerin sorusu çok önemli. Bak burada hiçbir saygısızlık yok. Hiçbir haddi aşma yok. Ama Allah'ı niyetinden yaratmaya yöneldiği kişinin özelliklerinden dolayı ve bir şeye dayanarak bir istinadgah noktası bularak yani kan dökecek ve fesat çıkaracak yani insanlığın zararına olacak bir iş yapacak bu. Buna nasıl müsaade edersin? Bunu nasıl yaratırsın diye soru soruyor. İkinci soru Musa'nın sorusu. Bana kendini gösterebilir misin diyor.
Bunu da günümüzde ateistler soruyor. Hani Allah diyorsunuz, nerede? Göstersin kendini. Görmeden hiçbir şeye inanma. Allah'ı görmüyorsan yok demektir. Bütün argüman bunun üzerine kurulu. Ama o soruyu Musa soruyor, hani kendini göster diyor. Bana kendini gösterebilir misin? O da şu dağa bak diyor. Eğer ona dayanabilirsen beni de görebilirsin. Dağa tecelli ediyor. Üçüncüsü de İbrahim'in sorusu. Ölüleri nasıl dirilttiğini bana gösterebilir misin? Bakın bunların hepsi sorudur. Hiçbirinde saygısızlık yoktur. Hiçbirinde haddi aşma yoktur. Esastan sorulardır. Varoluştan sorulardır. Kişiyi ilme gösterecek, götürecek, imana götürecek, mutmain olmaya götürecek. Hakikatin sorularının nasıl sorulacağını gösteriyor bize. Böyle soruları biz peygambere de sorabiliriz. Sorabiliriz. Bunda saygısızlık yok. Yani onca kadın varken elin gariban cariyesini niye kabul ettin? Niye evlenme teklif ettin? Niye orada bir bekar biriyle evlendirmedin de? Sen kendini evlendin. Bak soru. Meleklerin sorusu gibi bir soru. Cevap ver. Ya buna cevap verir veyahut da ben bilmediğim bir şey var yani. Cevap verdiği zaman belki de ben ikna olacağım, bilmiyorum. İkna olacağımdır. Ama öbürü bana daha çok jest geliyor. Öyle birisi olsaydı çok daha iyi olur. Veyahut da modern dünyanın içinde yaşadığımız birisi olduğum için. Ve zihnimde modern dünyanın algıları belki beni fazla yönlendirdiği için böyle bir soruya yöneliyorum. Orasını da bilmiyorum ama böyle bir soruyu sorasım geliyor. Soracağım yani. O zaman Kur'an eksik gibi kalıyor işte. Yani cevaplarımızı almış olmamız gerekiyor Kur'an'dan. Biz bilmiyor olabiliriz ama. Yok, eksik değil ya, bak şimdi şöyle düşün. Şimdi senin biraz rahatlaman için sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi Kur'an'ın yazılışı direkt Allah tarafından olmamıştır. Yani Kur'an'ın şu harflerini, şu gördüğünüz harfleri مَا خَلَقْنَاهُمَا اِلَّا بِالْحَقِّ şu ayetler var ya, bu şekilde kıvrımlarıyla beraber Allah tarafından Muhammed'e gönderilmemiştir. Bu sözleri söyleyebilecek, bu cümleleri edebilecek, bu edebiyatı yapabilecek bir bilinç ve ruh Muhammed'e indirilmiştir. Ve de o bilinçle ve ruhla bu sözleri söylemiştir. Ama indirirken de koruduk, sonrasında da koruyacak olan biziz diyor. Tamam yani, şimdi peygambere bak, bu sen nasıl... Sen rahat ol diyor, unutturmayacaksın diyor. Unutmayacaksın sen diyor. Onlar ayetlerle ilgili değil, onların hepsini ben izahını tefsirde yaptım. Onlar daha sonraki kelamcılar tarafından asıl amaçlarından saptırılarak Kur'an metninin değiştirilemezliği, yorumlanamazlığı, doğru olduğu ispatlanmak için o tür ayetler daha sonra olarak kullanılmış. Yani Muhammed'in kalbine indirdiğimiz ruh, bilinç, dünyayı algılama ve insanlara söz söyleme gücü koruma altındadır. Yani burada şeytani bir şey yoktur yani. O söylüyorsa bizim adımıza söylüyordur ve cümleleri tekrardan Allah'ın tahsis etmesine gerek yoktur. Çünkü ona söz söyleme gücü bir defa verilmiş. O bu tür sözler söyler mi? Söyler. Bunun edebiyatını yapar mı? Yapar. Bunu en yüksek derecede insani cümlelerle en çarpıcı biçimde ifade eder mi? Eder. Allah bunu bir defa baştan vermiş. Muhammed adlı kişiye tepeden tırnağa bu hususta bir ruh indirdiğini söylüyor. Bu nasıl oluyor? Bu şöyle bir şey oluyor. Mesela bir insan bir konu üzerinde biraz evvel söylediğim gibi çok yoğunlaştığı zaman senin de ona olan güvenin artıyor. Mesela diyelim beyin cerrahı olan birisi 40 yıl doktorluk yapmış, nihayetinde beyin profesörü olmuş. Diyorlar ki çok çetrefil bir beyin ameliyatı var, kime gitsek acaba diye sorunca 40 yere gidiyorsun, 40'ı da sana onu tavsiye ediyor. Neden? Çünkü adam güven oluşturmuş. Bir defa yapmış, iki defa yapmış, üç defa yapmış, kendini kanıtlamış. Bilgisiyle, görgüsüyle, derinliğiyle, yaşadığı 40 yıllık süreçle o alanın elçisi olmuş. Artık o alanda yapacağı şeyler diğer insanlara güven veriyor. Herkes ona güveniyor. Peygamberin bundan farkı şu. O profesör beyin cerrahı üzerine yoğunlaşarak bu güvene tesis etmiş. Peygamber de beyin cerrahı üzerine değil de insanların
ahlaki, manevi alanları üzerine, insanlığın ahlak kanunları üzerine doğru ve dürüst insanın nasıl olabileceği, kim olabileceği konusunda bir 40 yıl ömrünü tüketmiş, dağlara çekilmiş, düşünmüş. Bu sabit güven oluşturmuş. Hem Allah güveniyor ona, hem halk güveniyor. Konuştuğu zaman da bunları söylüyor ve doğru söylüyor. Büyük bir çoğunlukla. Fakat bu asla ve zinhar, hiçbir şekilde yanlış yapmayacağı manasına gelmiyor. O koskoca profesörün bile gitsen baksan kör bir tarafı vardır yani. Bu alan da çok güzel, ben de onu hiç anlattım. Ya iyi güzel beyin cerrahısın da, yani çok basit bir şey, yani şeyin tornavidayı alıp pencerenin vidasını sıkılayamıyor. Öyle insanlar var. Bir alanda çok kuvvetli, hani Sokrates hep filozof olduğu için sürekli düşünürmüş. Karısıyla sürekli kavga edermiş. Hatta karısı talebelerin yanında onu aşağılayınca talebeler buna çok şaşırırmış. Karısıyla kavgası başlayınca talebeler kaçar gidermiş. Çünkü talebeler onu çok büyük bir filozof olarak görüyor, üstad olarak görüyor. Ama karısı bunu öyle aşağılıyor ki, ya bunu görmeyelim biz diyorlar. Diyor ki, oturuyorsun hindi gibi düşünüyorsun diyor. Tornavide bir musluğu tamir edemiyorsun diyor. Hakikaten adam elinde musluğu tamir etmek gelmiyor yani. Diyor ki ya ben büyük düşünüyorum, böyle dünyayı değiştiriyor, dev fikirler, 3000 yıl etkisi olacak fikirler söylüyor. Adam musluğu tamir edemiyor. Karısı da basıyor fırçayı, talebelere diyor ki aman biz bunu görmeyelim gidelim diyor. Çeker gidiyor. Şimdi bazı rivayetler var. Turan Dursun falan bunu çok dinlediler da. Peygamberin hanımlarının peygamberle ilgili söylediği sözler var. Şimdi onlar da mesela yanındaki sahabeler duymak istemiyor. Ya bu lafları bizim yanımızda söylemedi. Bak bu ayette var ya, peygamber hakkında öyle konuşmayın. Dikkatli olun, saygılı olun falan gibi sözler gelmek mecburiyetinde kalıyor. Bu ayetler de geliyor. Diyor ki, kapıyı vurarak girin, lafı uzatmayın. O aslında canı sıkılmaz size söyleyemiyor. Bunu biz söylemiş olalım diye böyle ayetler var Kur'an'da. Bunların iniş sebeplerine baktığınız zaman peygamberin hanımlarının peygamber hakkında söyledikleri. Mesela Ayşe diyor ki senin Allah'ın hep senin keyfini düşünüyor. Diyor mu acaba yani bilmiyoruz. Şimdi bu ayetler, ben bunu şundan dolayı söylüyorum. Niye gelmiş olabilir? Peygamber hakkında saygılı olun diye niye söylüyor olabilir? İşte tam da bu konuştuğumuz mevzu. Ha, bundan dolayı işte Ayşe'nin o. Yani Ayşe diyor yani ya. Şimdi bu koskoca bir peygamber. Sen şey demiyor mu? Arkadaşların yanında. Öyledir işte. Şimdi insanların burada bize anlatmaya çalıştığı şey şu bak. Şimdi bir insan bir alanda çok güzel şeyler biliyor olabilir. Başkası çok beceriksiz olabilir. Onun kalkıp da beceriksizliğini çok saygısız bir dille yüzüne böyle çarpa çarpa diğer alanındaki becerisini görmezden gelerek kullanmaya kalkmayın demek istiyor. Sizin de o tür yönleriniz vardır. Birbirinizi böyle güzel şekilde uyarın, nasihat edin. Birbirinin eksiğini, gediğini tamamlayın demek istiyor. Onu öyle anlamamız lazım. Evet. Buyur. Nil Havzası'nda bu Firavunların zulme dayalı, zulmü kanun yaptıkları bir yönetim olduğunu görüyoruz. Hı. Peki burada onların bu Mısır'ın zenginleşmesinde yönetimden bir katkısı var mıdır? Çünkü şimdi bile bakıyoruz o toplumların böyle bir diktatörce yöneticiye falan ihtiyaçları olduğunu görüyoruz. Bu konuda yani o Firavunların Mısır'daki zenginlerin ortaya çıkmasındaki rolü. Zenginleşmesinde yani bu Mısır'ın verimli topraklarının kullanılmasında, üretimde, bu toplulukların çalıştırılmasında iyi bir rolü olabilir mi? Firavunların mı? Şimdi firavunluk dediğimiz şey 3000 yıllık bir yönetim silsilesi. Geç dönem sülaleler var. Firavun sülaleler, orta dönem, son dönem. Böyle nereden baksan 3000 hatta 4000 yıla kadar uzanıyor bu. Mısır havzasında ortaya çıkmış bir yönetim. Mesela bir dönemler buğday, bugünkü petrol gibi çok değerli. Ona denilen
bütün ambarlara buğdaylar yığılıyor. Nil Nehri var. Nil Nehri havzasında verimli araziler var. Firavunların toplumları zenginleştirmek değil de ben daha çok zenginleşmiş olan veya zenginlik kaynaklarına el koyma, onları kendilerine yontmada iş yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü iktidarlar zenginlik olmadan olmaz. Yani bir yerde firavun idaresi kurmuşsa bil ki bir yerde bir şeyleri ele geçirmiştir. Nitekim surenin başlangıcında da onlar öldürer gittiler ama geriye araziler, bağlar, bahçeler, tarlalar bıraktılar diyor ve o günkü Mısır toplumundaki zenginlik kaynaklarını sıralıyordu. Bağlar, bahçeler, tarlalar, pınarlar. Bunlar bugünkü anlamda yani petrol kaynakları, maden ocakları, fabrikalar der gibidir. Bunlara sahip olduklarını firavunların söylüyor. Yani o kadar köle var. Eğer firavunlar kendi toplumlarının zenginleşmelerini sağlamış olsalardı bu kadar köle olmazdı. Kendisine mezar yaptırmak için adam binlerce köleyi yıllarca çalıştırıyor. O esnada kendine anıt kabir dikeceğim diye binlerce köle o taşların altında kalıyor, ölüyor. Orada mesela çok büyük bir insanlık trajedisi yatıyor. Binlerce köle bir firavuna anıt kabir yapacağız diye 40 sene, 50 sene, 70 sene sürüyor bir piramidin yapılması ve bu esnada binlercesi böyle karıncalar gibi, böcekler gibi ölüyorlar. Binlerce insan oraları dikmek için. Şu anda böyle insanlar hayret ediyor bu taşları buraya nasıl çıkardılar diye. Binlerce böyle fokur fokur kaynayan karıncalar sürüsü gibi böyle kürekle silinip atılıp cesetleri gömülüyor toprağa. Binlercesi de ölüyor yani. Niye? Bir adama anıt kabir yapacağız diye. Onun görkemi sonsuza kadar anılacak diye. Keops piramidi. Dolayısıyla şimdi bu çok büyük bir trajedidir. İnsanlıktaki en büyük sorun da zaten bu. İdarecilerin, ülkelerin ve insanların zenginlik kaynaklarını kendilerine yontmaları, kendilerine temerküz etmeleri, onunla yıkılmayacak bir mülke sahip olmaya çalışmaları. Yani dilediğini öne alırsın, dilediğini geri alırsın. O mu? Siz öyle yorumluyorsunuz ama orada değiştirebilir yani. Öyle yapıyormuş gibi. He. Bunu hiç biliyor muydunuz? Ya da bu şekilde kullanırken yani peygamberin bu kadar gayri ahlaki bir davranışta bulunmasına nasıl ihtimal verip de onu kullanmışlar? Ya da aynen günümüzdeki gibi Kur'an'ı o zaman da bu şekilde alet etmişler. Yani keyiflerine. Ya şimdi bak bu şey şöyle. Adam işte kafasına göre, keyfine göre ayeti yorumlamış yani onu yapanlar. Şimdi peygamber 54 yaşından 59 yaşına kadar 5 sene çok eşli bir hayat sürmüştür. 54 yaşına kadar bu yoktu. 54 yaşından 59 yaşına kadar 5 sene. Bu 5 sene içerisinde 11 tane kadınla aynı anda çok eşli bir hayat sürmüş. O da böyle şey var. İşte bura gibi böyle mescidin şeyi var. Geniş bir alan. Mescidin kenarında da böyle şeyler var. Hücreler var. Tek odalı hücreler. Hanımları orada kalıyor sırayla. Sonra onların kapısı mescide doğru açılıyor. Aslında mescit dediğimiz peygamberin misafir karşılama salonu gibi oluyor. Sonra mescidin içerisinden odaların içi göründüğü için
Önce oraya perde asılması isteniyor. Daha sonra o kapılar diyor arkadan açılıyor. Dolayısıyla içeri giren adam böyle içeri baktığı zaman içeride kimseyi görmemiş oluyor. Perde çekilince, kapı da arkaya alınınca. Şimdi onun planı böyle. Ayrıca bir evi yok yani. Mescidin dışında yürüyerek gittiği böyle bir apartman dairesi falan. Öyle bir evi yok. Veya bahçeli bir yere giriyorsun. İşte alt kat, iki kat falan. Öyle bir evi yok. Böyle bir mescit var. Salon. Salonun kenarlarına böyle sırayla dizilmiş tek odalı hücre şeklinde hücre evleri. Bir tane tek oda, bir tane kanepe. Tek oda, kanepe. Tenopa, böyle kanepe gibi, sedir gibi bir şey. İşte hanımlar dediğinde orada tek odalı hücrelerde kalıyorlar. Şimdi akşam oldu, insanlar işte evine dağıldı. Nereye gidecek? Hangi 11 tane hangisine gidecek? Şimdi kadınlar diyor ki işte bana gel. Aralarında tartışma çıkmaya başlıyor. Bu tartışmalar da Kur'an'da da yer alıyor zaten. Birbirleriyle tartışmaya başlıyorlar. O zaman ne yapalım diyor, Kur'an mı çekelim, şey yapalım? Hayır diyor, ben ne pahasına olursa olsun günleri oradaki evlere ayırıyor. Eğer bir yere gidecek olursa, diğer bir sefere gidecek olursa, işte Ayşe ile gidiyor. Öbür sefere öbürüyle, öbür sefere öbürüyle. Birisiyle iki defa üst üste bir sefere gitmiyor mesela. Birisinin odasına iki defa iki gece üst üste gitmiyor. Böyle kendince bir şey uyguluyor işte. Adalet uyguluyor. Hepsine bir eşit yaklaşıyor filan. Fakat bu da tartışmaya sebep ediyor. Şimdi bu ayet işte onun üzerine geliyor. Onu dilediğini öne alırsın, dilediğini arkaya alırsın, istediğini yaparsın filan diye yorumluyorlar. Onu işte o Muhammed Esed falan da öyle yorumlamış. Ben orada onu eleştirdim. Yani o zaman işte birisinin yanına üç gün gitmiyor, öbürüne bir gün gidiyor. İşte adaletsizlik oluyor şimdi. Adaletsizlik yap der mi? Allah peygamberine böyle bir şey demez. Şimdi peygamberin evliliklerine aslında müdahale ediliyor. Mesela yine oturan dursun veya çevrelerin çok çok kullandığı anne amca oğullarını, teyzenin kızlarını, Medine'den göçenleri, şunları size sana helal ettik diyor. Şimdi adam bu ayeti alıyor. Sanki böyle onlarla direkt istediği zaman istediği şekilde ilişki kurabilirmiş. Sanki onlarla evlenmiş gibi anlatıyorlar. Halbuki bu yani onlarla sana evlenebilirsin. Evlilik yolu onlarla açıktır. Ama evlenirsen evlenmezsin. O ayrı bir şey. Sen de yapacağını zaten yapmışsın. Bu kadar kadınla evlenmişsin. Bundan sonrası sana yasaktır. La yahullen nisa'a min ba'd. Bundan sonra kadınlar sana helal değildir diyerek 59 yaşında yasaklanıyor. O da 63 yaşına kadar son 4 yıl hiçbirisiyle evlenmiyor. Mevcut olanlardan herhangi birisini boşamıyor. Onları başkasıyla değiştirmiyor. 4 yıl hiçbir şey yapmıyor. Yani şunu demek istiyorum. 5 yıl boyunca bu tür bir Arapların evlilik şeylerine, çok eşitlik ve poligami şeyine uygun olarak yaşadın, tamam. Bunu yaptın. Ama bundan sonra yasak. Bundan sonra yok. Mevcut olanlar ne olacak peki? Mevcut olanlar ne olacak? Bunları diyor boşayamazsın. O da yasak. Bunları başkasına değiştiremezsin. O da yasak. Hatta bunlar senden ayrıldığı zaman senden ayrılmaları da yasak. Bunları diyor önce onunla teklif et. O kadınlara söyle. Eğer kabul ediyorlarsa bunu, bu şartları kabul ediyorsa seninle kalmaya devam etsinler. O da gidiyor onlara söylüyor. Diyor ki bak ben öldükten sonra yani yaşarken bir defa boşanmak yok. Ayrılmak yok. Sizden başkasıyla evlenmek de yok. Sizi başkasıyla değiştirmek de yok. Ben öldükten sonra sizden biriniz ölürse onun yerine benim başka birisini almam da yok. Eğer ben ölürsem sizin başka birisiyle gidip evlenmeniz de yok. Bunlar hepsi bu Kur'an'da yasaklanıyor. Yani peygambere 59 yaşına, 54 yaşından 59 yaşına kadar 5 sene müsaade ediliyor. 59 yaşına gelen o ayetlerle, Ahzab suresindeki o ayetlerle evliliğin bütün yolları, mevcutları değiştirmek, öldükten sonra bunların gidip başkası evlenmeleri dahil bütün yollar kapatılıyor. Hocam, neden?
Ha? Neden bu bunlarına yasak koyuyor? Ha işte bu. Bu şimdi işte burada şöyle bir şey var. Bunu adamlar şey yorumluyor. Sırf sana mahsus olmak üzere diye öyle bir ifade geçiyor. Bunu da şey diye yorumluyorlar. Yani peygamber adam öyle bir anlatıyor ki. Şimdi 11 tane kadınla evlenmiş. Bir. Amca oğulları, hala kızları, teyzesi, şunu bunu bunu. Onlar da zaten hazır potansiyel isterse onlar da alabilir. Yani bekliyor. Ondan sonra bir kadın gelir de kendisini peygambere bağışlarsa sırf sana mahsus olmak üzere evlenmek, nikah mı olmaz hemen gel. Bir onu da oraya bir 11. oda daha açıyor, onu da haremini alıyor. Sanki böyle anlatıyorlar. Halbuki tam tersi. Mevcutların etrafı çiziliyor, sınırı ve her türlü evlilik yolu kapatılıyor ve yasaklanıyor. Peygamber'e denmek isteniyor ki sen çok eşli bir toplumda ortaya çıkmış bir peygambersin. İçinde yaşadığın toplum poligamik bir toplumdur. Yani erkeklerin çoğu çok kadınla evlidir. İşlerinde bir tane kadınla evli olan neredeyse kimse yok. En az 5'ten aşağı karısı olan hiç kimse yok. Hala bile şu anda Araplar arasında bu kültür yaygındır. Yani bir defa en az bir 4 tane karın olması lazım ki seni adam yerine koysunlar. 3 tane olursa biraz şüphelenmeye başlarlar. Acaba bu adam mı, erkek mi, değil mi diye. 2 tane olursa yarı yere düşer. 1 tane olursa adam yerine koymazlar. Ya tek geçtiğinin teki falan derler. Hele hele hiç evli değilsen, bir kadınla evin yoksa senin şahitliğini dahi kabul etmezler. Ama Hatice ile uzun süre evli kalıyor. Hazreti Hatice ile o zamana kadar adam yerine konmuyor. Tabii. Onlar arasında, onlar arasında bir diyorum. Bir de Zeynep'le olan evliliği çok böyle tartışılıyor. Şimdi bak, Allah bir kalpte iki tane şey yaratmamıştır diyor. O nedenle bunu Araplara yönelik öyle bir ayet geliyor. Yani bir kalpte iki sevgi olmaz. Allah insanları böyle yaratmamıştır. Bir adam birisini sever. Eğer öbürleriyle de beraberse aslında orada sevgi mevgi hiçbir şey yoktur. Politik evliliktir. Başka bir amaçtadır falan filan yani. Bu nedenle Arapların şu iddiasına cevap vermek için Arap erkeklerinin bu ayetleri geliyor. Yani erkek adam dediğin kadınlardan farklıdır. Erkeğin kalbi de kadınlardan farklıdır. Bir erkek 5 tane kadını birden sevebilir. 5 tane kadına birden kalbindeki sevgiyi dağıtabilir. Ama bir kadın bir tane erkeği ancak sevebilir. Yani kadınlar sevgi bakımından da küçüktür. Onların kalpleri de dardır ama erkek dediğim böyle herkesi idare eder. Bunu reddetmek için ayet geliyor. Kadın fark etmez demek istiyor. Velhasıl kelam peygambere diyor ki tamam böyle bir toplum içinde doğdun. Böyle bir toplum içinde peygamberlik yaptın. Yani efendi köle ilişkisi olan, poligami olan, çok eşlilik olan bir toplumun içinde doğdun. O toplumun gereklerini de yerine getirdin. Tipik bir Arap gibi yaşadın. Çok eşli bir hayat da sürdün. Bütün Araplarda olduğu gibi. Ama artık bundan sonra tamam. La yehullen nisa'en min ba'd. Bundan sonra kadınlar sana helal değildir. Gelen ayet bu. Peki şu ana kadar olanlar ne olacak? Yani Kur'an bu konuda çok eşli bir toplumun içinden peygambere de dahil olmak üzere çok eşli olan bir toplumun içinden tek eşliliğe gidecek yolu açmış ve o toplumu tek eşlileştirmeye çalışmıştır. Efendi küre ilişkisinin olduğu yaygın ve derin olduğu bir toplumdan efendi kürenin kalktığı bir toplum kurmak istemiş. Zengin yoksul uçurumunun has safhalarda olduğu bir toplumda yoksulun kalmadığı, zenginin de olmadığı bir toplum yaratmaya çalışmış. Bu Kur'an'ın hedefleri bakımından gayet normaldir bana göre. Yani bir Afrikalı toplum da olabilirdi. Değil mi? Afrika'nın derinliklerinde böyle yamyam hayatı süren, bilmem suçluları kaynar kazana atıp yakmak isteyen falan bir toplumun içinde peygamber çıksaydı, o toplumun geleneklerine göre hareket edecekti. Ama o toplumu o geleneklerin içinden alıp, o feodalitenin, o poligaminin, çok eşliliğin, efendi-köle ilişkisini içine alıp bir yere getirmeye çalışıyordu.
Şimdi Kur'an'daki ayetlere bakarsanız bunu açıkça görürsünüz. Bir yere getiriyor. Çok eşliği tek eşe indirmek istiyor. Köleliği kaldırmak istiyor. Zengin yoksulluğu yok etmek istiyor. Bu gayet açık. Zaten bu da yeterlidir. Ben bu açıdan şöyle bakıyorum. Kur'an'ın ne yaptığı değil de ne yapmak istediği daha önemlidir. Ne yaptığı o günkü şartlarda bir şey yapmış olabilir. Ama ne yapmaya çalışıyor? Sen ona bak. Ne yapmaya çalışıyor? Bir de o zamanki toplumda mesela bunu biraz anlamaya yönelik bir zihin yoracak olursak, bugünkü gibi değil ki. Parası olan, toprakları, bağ, bahçesi, hayvanları olan erkek, bugünkü toplumda sosyal sigorta kurumunun, bugünkü sosyal sigorta kurumunun gördüğü vazifeyi görüyor. İşte kadın sığınma evlerinin gördüğü vazifeyi görüyor. Kadınlar bir yere sığınacak, kimse yok, nereye gidecek? Bir sigorta yok, bir şey yok. Ortada kalıyor. Zaten biraz merhametliyse, şeyse, sonra himaye evlilikleri yapılıyor. Öyle, o da var. Peygamberin birçoğunun da himaye evliliği olduğu söylenebilir. Yani himaye evliliği şu demek. Bu kadın bana sığınmıştır. Bu benim himayemdedir. Buna dokunmayın demek. Benim himayemdedir. Buna dokunmayın. Kur'an'da şöyle bir ayet var. Diyor ki, kendileriyle evlendiğiniz fakat gerdeğe girmeden boşandığınız kadınlara mehirlerini geri verin diyor. Şey, mehirlerini istemeyin geri diyor. Onların kızlarıyla evlenmeyin diyor. Gerdeğe girmişseniz onların kızları size helal değildir diyor. Evet. Gerdeğe girmişsen senin kızın gibi artık diyor. Şimdi bu ne demek bu gerdeğe girmek, girmemek? Yani şöyle bir şey mi? Oradan da çıkarabiliyor bence. Ben onu işte şöyle, bu himaye evliliği işte bu. Evet. Yani gerdeğe girmek, kadınla evleniyorsun, tam gerdeğe gireceğin akşam vazgeçiyorsun. Diyor, onun mehrini geri almayın diyor. Verdiğinizi geri almayın. Bu ne demek ya? Bu tuhaf yani. Böyle şey olmaz. Bu şu demektir. Kadınla evlenmiş görünüyorsun. Hatta evleniyorsun ama karı koca hayatı yaşamıyorsun. Gerdeğe merdeğe girmiyorsun yani. Himayende tutuyorsun. Ben bundan şey yapmam diyorsun. Bak şimdi peygamberin Hatice'den çocukları var. Bir de Maria'dan olma İbrahim var. O da ölüyor küçükken. Biraz önce bahsettiğim Maria var, oradan İbrahim diye bir çocuk oluyor. Gerek olan 11 tane kadınla ilişkisi olmuş, hiçbirinden çocuğu yok. Yani Fatma haricinde Hatice'den olanların tamamı ölüyor. Fatma kalıyor sadece, Ali de oradan geliyor işte, Hasan Hüseyin. Bir de Maria'dan İbrahim diye bir çocuk, o da ölüyor. Bir tek Fatma kalıyor. Ama gerek olan 11, 9 tane kadınla evli görünüyor ama hiçbirinden bir çocuk yok. Yani çocuk oluyor da ölüyor değil. Çocuk olmuyor, yok yani. Bu çok tuhaf. Yani ne oldu ne bitti bilmem. Orasına giremem de ben. Tuhaf yani. Şimdi çocuğu olmayan birisi de desen çocuğu var zaten. Hocam kıskanmışlar birbirlerini girmişler. Demek ki bir şey var. Ama kıskançlık benimle niye yemek yedin de onunla yemedin? Onunla da oluyor yani. Ama şurasını biz biliyoruz. Bir himaye evliliği diye bir şey var. O günkü toplumda böyle bir şey var yani. Yani hatta bak bir tanesi Yahudi, bir kabilenin ileri gelen Yahudi şeyi Safiye örtünmeyi reddediyor. Din değiştirmeyi de reddediyor. Ben diyorum yani peygamberin örtünmeyen, başı açık olan ve Müslüman olmayan, Yahudi olan karısı var yani. O da ona tamam diyor, sen bilirsin diyor. Ve bir savaşın bu Mekke'deki o Hendek Savaşı'nın kışkırtıcısı olan Nadir oğullarının reisinin kızı bu. Dolayısıyla bir sefer sonrasında, savaş sonrasında babası ölüyor falan, kabilesi yeniliyor. Ona da bir teklifte bulunuyor. Diyor ki bak, eğer istiyorsan böyle yapabiliriz falan diyor. O da evlenmeyi kabul ediyor, nikah kıymayı kabul ediyor ama başını örtmeyi, örtünmeyi ve din değiştirmeyi kabul etmiyor. Bence orada hiç başka şeyleri de kabul etmiyor. Yani ben sana yatmam demiş olabilir. Ama görünüşte evli görünelim tamam. Abi senden çocuğum olmasını falan istemiyorum demiş olabilir. O da onun şeyini korumak için bunu kabul etmiş olabilir. Bu himaye evliliği dediğin şey böyle bir şey. Çünkü çok
Olabilir. Ya olabilir şimdi onun ne olup bittiğine, yemek yemeye gidiyor işte. Niye benden yemek yedin de ondan yemek yedin diye kıskanıyor yani. İlla onun yatması gerekmiyor ki kıskanması için. Şimdi böyle bir kurumun varlığı kesin. İmai evlilikleri. O günkü toplum içinde bence normal de geliyor. Çünkü savaş oluyor, sürekli insanlar öldürülüyor. Alınıyorlar, satılıyorlar. Bugünkü gibi değil ki ya, hukuk yok, şey yok. Kadın mesela kocası öldüğü zaman erkekler 3 gün kapısı önünde bekliyor. İlk çıktığında cübbesini kim atarsa üstüne kadın onunla evlenmek zorunda. Ama şimdi derse, o kadın derse ki ben onunla evliyim derse kimse gidip kapısı önünde bekleyemiyor. Öyle de bir şey var. Himaye sadece evliliklerde değil, kabilede de himaye var. Mesela bir adam derse ki bu adam bizim kabilemizin himayesi altındadır. Ona dokunamazsın. Ona gider dokunduğun zaman bir kavga çıkarsa bütün kabileye karşına almış olursun. Aynı zamanda evliliğin dışında kabile himayesi var, evlilik himayesi var. Şu anda bile şeye gittiğin zaman, Suudi Arabistan'a gittiğin zaman bir kefil bulmak zorundasın. Bir Suudlu'yu kefil bulacaksın. O seni himayen altına alacak seni. Sen orada çalıştıkça adama da kira vereceksin kefile. Yoksa Suudi Arabistan'da iş yapman mümkün değil. Şu anda bile var hala. Kölecilik yani. Köleci toplum şu anda hala var. Sen diyelim Suudi Arabistan'a gittin. O da bir iş yapmak istiyorsun. Diyorlar ki önce kendine bir kefil bul. Erkek mi olacak? Tabii. Erkeğe kefil bulacaksın. Bu benim kefilimdir diyeceksin. Kefile aylık para ödeyeceksin. O kefil sana onay verecek. Sen de oraya gideceksin. Orada bir lokanta açacaksın. Açtığın lokantaya çalıştıracaksın. Çalıştırdığın bilmem ne kadarını da o kefile avantadan vereceksin. O da öyle arkasında 4 tane kadınla dolaşacak. Senden de parayı yiyecek. Aynı mantık. O günkü Mekke'de de bu kabile sistemi vardı. Yani bu nereye dayanıyor? Allah'ın evinin istismarına dayanıyor. Yani adam Allah'ın evinin etrafını çevirmiş, getiren malları cebine indiriyor. Allah'ın evine gelip de orada iş yapmak isteyen insana da önce ona bana kefil olacaksın diyor. Çalıştığın paranın bilmem ne kadarını da bana vereceksin diyor. Tam bir sömürü sistemi, tam bir köle. Ya peygamber bunu kaldırdı, yerine yeksan etti. Bu din bunu kaldırmak için geldi. Ama aynısı şu anda devam ediyor. İşte geçen Suudi Arabistan, bırak 4 tane kralı öldü. Adamın 25 tane karısı var. Kaç bin dolar parası var. Suudi Arabistan kralı öldü ya. Abdullah. He? Kral Abdullah değil mi? Evet, Kral Abdullah. Yani bu adam şimdi ne olacak? Cennete mi girecek mi yani? Sen cennetini kurmuşsun zaten. Ne de cennet? Hocam, Suudi tabii bu anlatılan konuları bugünkü değer yargılarımızla inceliyoruz. Dolayısıyla ben de bir sürü soru işareti uyandı. Doğrusu Peygamberimizin evlilikleri konusunda bu akşam çok farklı şeyler duydum sizden. Ama dediğim gibi yani bugünün değer yargılarıyla bazen anlamak çok zor. 11 tane eş alıyorsun ve 11 tane eşinle yatmıyorsun. O kadınlara da haksızlık bir anlamda. Öyle düşünürsek bu da sosyal adalette yoktur diye düşünüyorum. Belki bilmediğimiz boyutlar vardır. Hani himaye evlilikleri bahsediyorsunuz. Ama yani. İşte evlilik... Ama himayenizi aldığınız kadına da haksızlık. O da bir insan. Yani ama şey öldükten sonra başkalarıyla evlenemezler diyorum. O da var. Tabii. Benim vardığım nokta... 45 sene Ayşe kimseye evlenmemiş. Yazık değil mi bu kadıncağızı? Benim vardığım nokta hocam bu konuda başında söylediniz ya. Peygamber de eleştirilebilir. Ama bak bunu peygamber... Bunun böyle olacağını önce gitmiş onlara teklif etmiş. Demiş ki tamam kabul ediyor musunuz? Ya diyor ki bak ben peygamberim sizden fedakarlık istiyorum. Ben herhangi bir adam değilim diyor. Çünkü benden sonra hanedanlık oluşabilir. Şu olur bu olur. Şimdi diyelim ondan Ayşe ondan evlendi boşandı gitti başka biriyle evlendi. Ondan da çocuklar oldu. O da peygamberin çocuğumuş muamelesi görüyor. Halbuki başkasından olduğu halde. Çünkü adam şöyle düşünüyor. Ben peygamberin yattığı kadınla yattım. Ondan çocuğum oldu. Demek ki bu çocuk da peygamberin soyundan. Şimdi feodal bir toplum. Kan bağı çok güçlü. Birinin kanından gelmek, birinin rahminden doğmak, siyasi kararları bile etkileyecek derecede kuvvetli gelenekler. Yani birinin seçilmiş olması değil, birinden doğmuş olmak önemli. Ahlaklı olmak önemli değil. Birinden doğmuş olmak önemli. Bunların çok
Bunlara işte ataerkil patrayışı, Arap patrayışı deniyor. Büyük oğlun geçerli olduğu, kan bağına dair birliklerin kuvvetli olduğu toplumlarda, öyle bir toplumun içinde peygamber çıktığı için o toplumu dönüştürmek amacıyla bazı kararlar almak zorunda kaldı. Ve bunlardan bir tanesi de işte kendisinden sonra evlendiği kadınların başkalarıyla evlenememesi yasağı. Halbuki sen evlenirsin, karın, sen öldüğü zaman karın başkasıyla evlenebilir şeriata göre. Ama peygamberde bu da yok. Peygamber öldükten sonra onun karıları başkasıyla evlenemez. Evlenmeme yasağı getiriliyor. Peygamber'e de kendi sağlığında artık başkasıyla evlenemezsin deniliyor. Hem öldükten sonra hem ölümünden önce ve sonra etrafına bir sürü yasaklar konularak onun evlilikleri tabiri caizse kontrol altına almaya çalışılıyor. Burada onun zevkine yönelik hiçbir şey yok. Mesaj verilmek isteniyor. Yani niye böyle yapıyor? Orası ayrıca düşünebilir. Bana göre hanedanlığı önlemek için. Hanedanlığı önlemek için. Yani bir tek Fatma vardı peygamberden sonra geriye kalan. O da Hazreti Ali ile evlendi. Ondan da Hasan Hüseyin oluştu. Bak, İslam dünyasının haline bir bak. Adam ortalıktan Seyit'ten geçilmiyor. Niye? Hüseyin'in soyundanmış. İran'a bir git gör yani. Siyah şeyler Hüseyin'in soyundan, beyaz sarıklılar Hasan'ın soyundan, böyle kabak tarlası gibi her tarafta sarıklı sarıklı adam dolaşıyor. Ve sen diyor kısa kolunla din hakkında konuşamazsın diyor, bana soracaksın diyor. Seyitler konuşuyor diyor, hanedan konuşuyor diyor. Bu eski İran kültüründe de korkunç bir hanedan kültürü vardır. Yani böyle bir toplumun içinden özgür bireyler çıkarmak istiyor. Hanedanlığın yıkıldığı, kan bağının sona erdiği bir şey çıkarmak istiyor. O nedenle bu önlemler alındı diyorum ben. Şu sonucu da alabilir miyiz hocam? Soru söyleyecek olduğu. Onu aslında söylüyor. Ben Nebi'yim ama ben bin beşerim. Ben de ne olacağımı bilmiyorum. Yani peygamber de eleştirilir. Saygı çerçevesi. Tabii. Bu sonuca gelmem yanlış mı? Doğrudur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani saygı korundukça, hat aşılmadıkça peygamber de eleştirilebilir. Yaptıkları kararlar sorgulanabilir. Alternatif görüşler ileri sürülebilir. Peki sahabe de bunu yapmış zaten. Mesela Uhud Savaşı bundan dolayı kaybedilmiş. Demişler ki sahabeler, saldırı var. Zaten bütün savaşlar saldırı üzerinedir zaten. Hiç böyle işgal savaşı yoktur. Medine 63 kez saldırıya uğradı. Peygamberin bütün savaşları bu saldırılara cevap verme, savunma amacıyladır. Bunlardan bir tanesi de Uhud. Soruyor, diyor ki bu saldırganları şehir savunması, şehir direnişi yaparak mı karşılayalım? Yani şehrin kenarına böyle barikatlar falan kurarak mı, yoksa açık alanda mı karşılayalım? Yani şehrin dışarı çıkıp onlar gelirken mi açık alanda onlarla karşılaşıp? Şimdi kendisi, peygamberin kendisi şehirden çıkmaktan yana değil. Diyor ki birinde hendek kazıyorlar, öbürü de barikatları falan kuralım diyor. Şehirde karşılarım onları. Özellikle genç sahabelerin büyük çoğunluğu işte kılıçlarını çekip çıkalım diyorlar. Meydan savaşı yapalım. Yani Medine'den çıkalım, onları geldikleri yerde karşılayalım düz bir ovada. Ondan sonra ya erru ya merru. Savaşalım diyorlar. Bakıyor büyük çoğunluk onu kabul edince tamam diyor. Çıkıyoruz diyor. Kendi görüşüne muhalif olarak ben sizin gibi düşünmüyorum. Şehirde kalsa daha iyi olur diyor. Ama bakıyor böyle büyük çoğunluk ve heyecanlılar, onlara da uyuyor. Çıkıyorlar, Uhud'da yeniliyorlar. Ağır bir yenilgi alıyorlar, 72 kişi ölüyor. Hiçbirine de dönüp de sizin yüzünden oldu demedim ben size, açık alana çıkmayalım demiyor. Beraber karar aldık, sonuçlarına beraberce katlanacağız diyor. Hiçbir tanesine suç bulmuyor yani. Burada bir istişare edeceğiz. Karar aldıktan sonra artık o karar hepimizindir. Sen şunu dedin de sizin yüzünüzden oldu. Ben size demedim mi gitmeyelim diye. Demedim mi burada kalalım falan diyebilir yani. Hiçbir şey demez. Sanki kendisi kararı almış gibi savunuyor. Oysa kendisi öyle düşünmedi halde. Sonra özellikle bu şeyler konusunda yanlış karar verdiğine dair bir sürü rivayetler var yani. Hurma aşılarını, hurmayı aşılama olayından tut da tarlalardaki ekin zamanı, hasat zamanı, sulama işlerine,
İşte adam peygamberdir diye her şeyi bildiğini zannediyor. Şimdi işte tarlayı sulayalım mı, sulayamayalım mı? Geliyor, soruyor. O da sulama diyor. Sulamayınca haşet oluyor şeyden, kuraklıktan. İşte peygamber şey olmadı. Şimdi bu geleneksel rivayetlerin tam tersi. Şimdi onlar da şöyle söylüyor. Adamın tarlası kurudu, verim alamadı. Dedi ki, ya Resulallah tarlam kuruyor. Bir kez tarlama gel, ortasından şöyle bir yürü. O da bir kez gidiyor, tarlanın bir ucundan giriyor, öbüründen çıkıyor. Allah senin tarlanın bereketlenirsin diyor. Arkasından bereket fışkırıyor. Böyle kuraklık ortadan kalkıyor. Bunlar hep anlatıyorlar yani rivayet olarak. Bunlar aslı astarı yok da. Eğer diyorum ki ben, eğer doğruysa tam tersi doğrudur. Yani bir şey söylüyor mesela, olmuyor. Sulamayın diyor, kuraklık baş kalkıyor, sulanması lazım. İşte böyle aşılamayın diyor hurma ağaçlarını, halbuki öyle aşılanması lazım. Yanlış karar verdiğine dair şeyler var. O da diyor ki, ya ben bu işleri bilmiyorum diyor. Herkesin bildiği bir iş var diyor. Yani Allah sana ne dedi ya Resulallah deyin, söyleyeyim size diyor. Ama ben bunu nasıl aşılanacağını bilmem kardeşim diyor. Her şeyi bana sorarsanız, ha böyle olur, kurur tarlanız diyor. Orada da sana bir ders veriyor aslında. Şimdi ben burada Kur'an anlatıyorum diye her şeyi bana soramazsın ki. Böyle bir şey olmuyor, her şeyi bilemem ki ben. Şimdi bu, ben şöyle anlıyorum bazen. Şimdi sağa sola gidiyoruz ya. Vatandaş göre demek ki o zaman da böyleymiş. Oo, o peygamber olduğunu söylüyor. Yahu karşımıza bir peygamber varken bunu her şeyi bilmesi lazım. Yani hurma ağaçtan nasıl aşılacağını, topraktan hangi zamanda verim olacağını, ne zaman hasat olacağını, hepsini buna sorabiliriz biz diye bir düşünüyor. Peygamber ya. Şimdi bırak peygamber olmasını, ben şimdi Kur'an tefsiri yapıyorum diye, sağda solda konuşuyorum, televizyonda çıkıyorum diye, adam benim her şeyi bileceğimi varsayarak geliyor bana öyle sorular soruyor ki. Diyorum ki ya sen bu sorduğun soruda beni ne kadar zor durumda bıraktığını farkında mısın? Ama senin bunu bilmen lazım diyor. Nasıl bilmem ben? O zaman çıkıp konuşma diyor televizyonda. O zaman Kur'an'ın önüne oturup insanlara laf etme kardeşim. O zaman buna diyor cevap verdi. Ben de ona diyorum yahu kardeşim yapma etme yahu. Yani sen beni eziyorsun, mahvediyorsun ya. Ben her şeyi bilmem sorundan. Hele hele şöyle bir soru var. Hiç sevmediğim soru şu. Benden kehanet bekliyor yani. Ne olacak ileride? Allah Allah. HDP barajı geçecek mi geçmeyecek mi? Sen bilirsin. Ya ben nereden bileyim? Sen benden daha iyi bilirsin. Seçimlerden sonra Türkiye'de ne olacak? Ne olacak? Bak televizyonlara bakın. Bütün konuşanlar halkın ne olacak sorusunu, ileride ne olacak sorusunu, merakını giderme yönelik kehanet rolüdür. Kahinlik yapı. Kahinlik buradan ortaya çıktı. Yani halkın geleceği bilememe den dolayı onun geleceği de ne olacağını bildirmek suretiyle onu rahatlatmaya yönelik bir yerden bu kahinlik mesleği doğdu. Piyasa oluştu. Ha. Yani ne olacak? Yani sosyolog olmanızı bekliyorlar sizden. Sosyolojiyi bilmenizi bekliyorlar. Ya, evet. Yani şey, kahin kahin. Ne olacak? Dünya nereye gidiyor? Türkiye'de ne olacak? Belki hissedersiniz hocam. Şimdi ben bunu nasıl cevap vereyim kardeşim? Ya? Ben geleceği nereden bileyim ya? Ben var olan üzerinde anlayayım. Hissedersiniz. Veya bilmen lazım. Şimdi bu işte... Hocam kavimlerle ilgili bir sürü kıssa var. Onlara benzetiyoruz. Ha, o zaman şey dersin yani, böyle giderse bu iş şuraya varır falan diyebilirsin.